Bu akşam size farklı bir programla karşınıza geliyoruz. Ankara stüdyolarımızda önemli bir konuğumuz var. Hanefi Avcı, Emniyet Teşkilatı İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı. Pek çok olayın perde arkasını en iyi bilen kilit isim. Düne kadar adını kimsenin bilmediği Hanefi Avcı, bugün çeşitli olaylardaki rolü ve özellikle de yaptığı kimi açıklamalarla Türkiye'nin gündeminde. Birçok konularda da suçlanıyor. Onu ilk Meclis Susurluk Komisyonu'na yaptığı ilginç ve çarpıcı açıklamalarla tanıdık. Komisyona söylediği sözler Susurluk skandalının önemli köşe taşları olarak anıldı. Daha sonra adı en son Genelkurmay Başkanlığı'ndaki Köstebey'in yakalanması ile gündeme geldi. Hanefi Avcı bundan aylar önce yalnızca meclis komisyonlarına konuşmuş, daha sonra da susmuştu. Bu kez ilk defa suskunluğunu bozacak ve sorularımızı yanıtlayacak. Hanefi Bey hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, ilk kez konuştuğu Susurluk Komisyonu'nda kendinizi tanıtır mısınız diye sorulduğunda Avcı bakın kendini nasıl tanıtmıştı. Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi Karabıyıklı köyü nüfusuna kayıtlıyım. Baba adım İbrahim. 1956 doğumluyum. Halen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yürütmekteyim. Mesleki hayatım 1976 yılında polis enstitüsünü bitirmekle başladı. Önce Mersin ilinde 8 yıla yakın görev yaptım. Daha sonra 1984-92 arası Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinde bulundum. 1992'den 96 yılı 4. ayına kadar İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulundum. Ve halen de bulunduğum bugünkü görevi devam ettiriyorum. Hanefi Avcı bugün Emniyet İstihbaratı'nın perde arkasındaki isim. Göreve geldiği günden bu yana İçişleri Bakanlığı'nın yeri değişti, Emniyet Genel Müdürleri değişti, İstihbarat Daire Başkanları değişti, onun yeri değişmedi. 4 Şubat 1997 tarihinde Meclis Susurluk Araştırma Komisyonu'nda ifade verene kadar hiç kimse onu tanımıyordu. Meclise geldi ve Susurluk'la ilgili pek çok yeni iddiayı, ilişkileri anlattı. Daha sonra bir kez de Uğur Mumcu suikastini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi. Hanefi Avcı bir daha hiçbir resmi açıklamada bulunmadı. Hanefi Avcı'nın adı son kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bilgi sızdırırken yakalanan Onbaşı Kadir Sarmusak'ın ifadesinde yer aldı. Sarmusak Genelkurmay'a ve Deniz Kuvvetleri'ne verdiği ifadesinde Emniyet İstihbarat Daire Başkan Vekili Bülent Orakoğlu ile görüşmelerinden Hanefi Avcı'nın da haberi olduğunu ileri sürdü. Bu arada Hanefi Avcı Susurluk Komisyonu'nda yaptığı açıklamalarda Jandarma Genel Komutanlığı'ndan çeşitli subayların da Susurluk skandalı ile ilişkisi olabileceğini öne sürmüştü. Hanefi Avcı aynı komisyonda yaptığı açıklamalar sonucu MİT Kontur Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür ile de davalık oldu. Avcı Mehmet Eymür'ün emrindeki grubun pek çok faili meçhul cinayetten aranan Yeşil Kod isimli kişiyle yakın ilişki içinde olduklarını, Tevfik Ağansoy'u yurt dışına Eymür ve ekibinin kaçırdığını ve Susurluk skandalındaki çeşitli olaylarda Eymür'ün önemli rol oynadığını iddia etmişti. Hanefi Avcı'nın hakkında da iddialar var. İzinsiz telefonları dinlettiği, Güneydoğu'da görev yaptığı sırada itirafçıları çeşitli operasyonlarda kullandığı iddia ediliyor. Hanefi Avcı bugün hala görevinin başında. Yarın yani 8 Temmuz günü Mehmet Eymür'le ilgili ilk davası başlıyor. Sayın Avcı hoş geldiniz. Bugün kamuoyunda birçok size karşı kişisel saldırı var. Zaten bu akşamki konuşmalarımızda özellikle size olan saldırılar ne oranda doğrudur, ne oranda değildir. Onların üzerinde dolaşacak. Fakat en çok kamuoyunda üzerinde durulan nokta telefon dinleme tartışılıyor. Ve bunu gerçekleştirebilecek kurumların başında da işte MİT var, şu var ama emniyet geliyor. Yani sizin bölümünüz, iddialar o ki sizin bölümünüz telefonları dinliyor. Neden telefon dinliyorsunuz? Sayın Biran, telefon dinleme de polisin kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Özellikle bizim istihbarat bölümümüz, klasik istihbarat faaliyeti yürüten eleman çalıştırma, yani ajan çalıştırma, takip tarasut yapma, gözetleme yapma ve dinleme yapma da bu olayın bir parçası. Yani bilgi alma, bilgi toplama yöntemlerinin bir parçası. Ve yasal olarak yapılması gereken bir görev, bir zaruret aynı zamanda ve gerektiği yerde ve gerektiği zamanda. Ama herkesi dinliyor musunuz? Yani bu öyle bir şey ki bakın Topçu söyledi, Sayın Topçu. Cumhurbaşkanı dinleniyormuş. Mesut Yılmaz ben dinleniyorum dedi. Yalım Erez dinleniyorum dedi. Ben dinlendiğimi zannediyorum.
Niye bizi dinliyorsunuz? O kadar abartılıyor ki gerçekten bu sorulara cevap vermekte zorlanıyorum. Ben daha çok bir teşhis ve tahlilde bulunmaktan çok mevcut durumu anlatayım. Kararı sizler ve seyirciler versin. Gerçekten dinleme konusunda yalnız emniyet istihbarat bölümü için belki de bu olayı size en iyi anlatacak olan benim. Çünkü ben 1987 yıllarında 1984-92 arası Diyarbakır'da görev yaptım. İlk dinleme işlemlerine başladığımız 1987 yılına kadar benim bilgime göre emniyet istihbarat Türkiye'nin herhangi bir yerinde hiçbir şekilde bir telefon dinlemiyordu. Bir tek telefon dahi dinlemiyordu. 87'den itibaren dinlemeye başladınız. İlk dinlemeye başlama faaliyetimiz 1987. O da şöyle başlamıştı. Diyarbakır bölgesinde PKK'nın şehir faaliyetlerine gönderdiği bir takım hücreler olduğunu tespit etmiştik. Şehir faaliyetlerine yapmak için gelen militan kadrolar talimatları direkt APO'dan alıyordu. Veya yurt dışındaki militan kadrodan alıyordu. Sizin ne kadar elemanınız da olsa takip de etseniz bu şahısların bu muhaberelerin denetlemediğiniz müddetçe olayın tamamı hakkında bilgi sahibi olamıyordunuz. O zamanlar Türkiye gündemini de yazsın sakin operasyon bir operasyon başlatmıştık. Şehir merkezine çeşitli eylemler geldiği için militanlar tespit edilmişti. Bu militanlar diğer illerle irtibatları tespit edildi. O illere bilgi verilmek suretiyle o illerde başlatıldı. Ve bu merhale bugünkü onlar dinlenmeye safhaya doğru gelindi. Şu anda ama öyle bir hale geldi ki şimdi baksanıza Cumhurbaşkanı'ndan şeyine kadar herkes dinlenir oldu değil mi? Şimdi herkes dinlenir olmadı. Herkes dinlendiğine dair bir iddialar yaygınlaştı. Hayır, ama dinleniyor. Yani şimdi genel olarak kamuoyunda dinlendiğimiz hissi var. Bu da öyle bir his ki bir kere insanın içine girdiği zaman kolay kolay çıkmıyor. Peki kimi dinliyorsunuz? Yani iddialar o ki sizin biriminiz emniyet genelinde kimi dinliyorsunuz? Nasıl dinliyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu yapalım. Nasıl dinleme yapılıyor? Bizim ülkemizde dinleme işlemleri PTT'den yani Türk Telekom'dan haber dinlenmesi mümkün değil. Dinleme işlemlerini yapacak olan birimlerimiz kendi bulundukları illerde PTT ile kendileri arasında bir boş devre hat tahsis ederler. Yani diyelim ki PTT'nin bir santralinden evet. Emniyetin diğer birim binası arasında gelir. Boş kiralık hat tahsis edilir. Diyelim ki İstanbul vilayetinde 10 tane hat tahsis edilir. Bu hatlarda dinlemek istediğiniz telefonla ilgili çevirmekle değil. Mahkeme kararı alırsınız. Postaneye varırsınız. Postadaki memur sizin dinlemek istediğiniz telefon hattı üzerine size emniyet biriminde çekilir ve hatları paralel bağlar. Eğer o santraldaysa, yok bu santralda değil, daha uzak bir santraldaysa PT'nin santralları arasında aktarılarak size kadar gelir. Yani siz bir dinleme faaliyetine başladığınız zaman en azından emniyet birimi içerisinde görevli olan sizin polisleriniz ve PTT'deki bu işi yapan en az birkaç tane memur bu olayı bilir ve bu olay bunlar tarafından gizlenemez biçimde ortaya çıkar. Peki yani sonuç? Sonuç şöyle söyleyeyim. Siz herhangi bir dinleme işlemi yapıyorsanız hem görevlileriniz hem PTT tarafından net olarak bilinir. Tek başınıza gizli bir dinleme yapmanız mümkün değil. Şunu öğrenmek istiyorum. Kaç bin kişi veyahut da kaç yüz bin kişi dinleniyor? Bu aslında çok abartılı rakamlarla veriliyor. Çünkü fiilen bu kadar dinlemeye mümkün değil. İmkanınız yok. Bir defa bir hattı dinlemek için lazım gereken sizin personel sayınız var. Tamam ama olmanız gereken. Ama mesela 15 bin mi, 10 bin mi, 15 bin mi? Hayır, bunun tam rakamlarını tamamıyla söylemek mümkün değil. Şu bakımdan günlük olaylara göre, olayların seyrine göre alınan mahkeme kararları bu yukarı doğru çıkar veya aşağı doğru iner. Bunun tamamı net rakam olarak ben bilemem ama zannediyorum bundan yakın bir dönem öncesinde bir İçişleri Bakanımızın bir açıklaması vardı sizin programınızda. Ortalama 400 ile 500 civarındaki bir rakam vermişti Türkiye geneli için. Türkiye'nin geneli için. Evet, böyle bir rakam verdi hatırlıyorum ben yanılmıyorsam. Çok fakat, az değil mi Türkiye'nin geneline göre? Yani şikayetlere bakılacak olursa. Şunu söylemek istiyorum. Öyle bir abartı geliyor ki ben bile inanmakta zorlanıyorum. Yani, Cumhurbaşkanını dinliyor musunuz? Şimdi onu da aynı noktaya gelmek istiyorum. Aslında bizim şu sorunun cevabını şöyle vermek lazım. Bizim illerimiz dinleme yapar. İllerimiz şehir içerisinde kendi bölgelerindeki, kendi sorumluluk sahalarındaki konularla ilgili dinleme yapabilirler. Her il kendi bir. Kendi sahası. Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Daire Başkanlığı ise bu illerin hiçbirinin yapmayacağı işler yapar. Mesela mobil bir dinleme sistemi lazım. İşte PKK'nın kullandığı uydu telefonlarının dinlenmesi lazım. Bunları bir ilin tek başına yapması fiilen mümkün değil. Ancak bunu merkezi olarak siz yaparsınız, siz üstlenmek mecburiyetiniz. Bunun dışında her ilin kendisi yapmak mecburiyetiniz. Anlıyorum. Yalnız siz şunu söylüyorsunuz. Ben istihbarat, Genel Müdürlük İstihbarat Bölümü olarak ben dinlemiyorum.
Ama bir yerde söylediklerinizden şu çıkıyor ki diğer illerdeki emniyet müdürlükleri kendi inisiyatifleriyle dinleyebiliyorlar. Tabii kendi inisiyatifleriyle ama belli bir yargı denetimiyle. Nasıldır yargı denetimi? Nerede yargı denetimi? Çünkü yargı denetimi lafı hep söyleniyor ama pek yargı denetimi işlemiyormuş gibi bir hal var. Hayır, şöyle söyleyeyim. Tabii bu ilk tahakkukatlar daha çok gizli olduğu için bunu açıktan basına vermemiz mümkün değil. Ve biz daha çok dinlemede istihbarat bilgi temini için, kişilerin irtibatlarının belirlenmesi için dinleriz. Çünkü bizim takip ettiğimiz insanlar, örgüt mensupları her şeyi çok açık konuşan insanlar değildir. Çok kapalı. Sıradan bir insan muhabbeti ve konuşması içerisinde olurlar. Siz o aradaki kelimelerden cümle bir şey çıkarmak mecburiyetindesiniz. O uzun boylu bir irtibatları yoktur. Demin sorduğunuz soruya gelecek olursam, ben yine dinliyoruz veya dinlemiyoruz demeyeyim. Ama size ben olayı anlatayım, siz kararınızı verin. Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın bağlı olduğu faaliyetlerinin santralları var Türk Telekom. Bu yarın gidilsin kontrol edilsin. Hatta kontrole bile gerek yok. Her tahsis edilen devrenin, her aldığınız hattın mutlaka bir kaydı vardır postanede. PTS'si. Bakılsın Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na bir tane dahi telefon için dinleme hattı var mıdır? Bir tane diyorum. Bu sizinle ilgili, sizin bölümünüzle ilgili. Evet. Ama sizin dışınızda da dinleyenler var emniyette. Hayır, bizim dışımızda emniyette çok küçük bir birim, kaçakçılık teşkilatı bir dinleme yapar. O da daha çok kendi kapı. Asıl olarak bu siyasi işleri ve bu tür işleri biz üstleniriz. Ama ben şunu çok iddia ve kesin olarak söylüyorum. Diyorum ki bugün devletin imkanları var. Gidip bizim bağlı olduğumuz santralda böyle bir hat var mıdır? Emniyet birimlerine böyle bir tahsisat yapılmış mıdır? Hatta hattı da kontrola gerek yok diyorum. PT kayıt, telekom kayıtlarına bakılır ve bu tek tek karşılaştırılabilir. Bugün telekom başında... Evet. Çok dürüst ve namuslu bildiğimiz insanlar var. Deminden hep sonu söylüyorum. Cumhurbaşkanı dinlenebilir mi? Teknik olarak hiçbir sorun yok, dinlenebilir. Yani, ama ama Türkiye'de hiçbir görevli böyle bir şey yapamaz. Yapamaz. Çünkü bu görevi yapan insanların da bir görev anlayışı var. Yani keyif için insan dinlenemez. Bu özel, bir görev olduğu için. Bu özel konuşmaların alınıp şantaj unsuru olarak kullanıldığı konusunda da bayağı söylenti var. Ve sizin dairenize yönelik de suçlamalar var. Bizim dairemize yönelik öyle bir suçlama olmaması lazım ama o kadar konu çok ki tabi hangisine cevap vermekte zorlanıyorum. Ancak şu var, deminki sorduğunuz yer mi kaldı? Cumhurbaşkanlığı santralı için aynı şeyi söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı santralı görev yapan bu kadar telekomun görevli insanları var. Bu insanların hiçbiri bir devletin cumhurbaşkanının telefonu dinlemesine müsaade edemezler. Mümkün değil. Bu devletin görevlileri en üst makamda bulunan bir cumhurbaşkanının telefonu dinlemek gibi bence çok şerefsizlik kabul ettiğim bu olayı kesinlikle yapmazlar. Ama bu o kadar abartılıyor ki bir müddet sonra ben bile soruyorum. Diyorum ki bu işin başındaki benim ama bu nasıl oluyor? Bu kadar abartı, bu kadar büyük geliniyor ki işte şu cihazlar alınmış. TX cihazları var, RX cihazları var deniyor. Ben şunu çok açık söylüyorum. Devletin gümrük teşkilatı açık. Hangi cihazları yurt dışına ithal etmişiz, hangisini almışız bir kalemde çıkarmak mümkün. Genel kurmayı dinlediniz mi? Aynı şeyi orada söylüyorum. Diyorum ki birincisi bu işin ispatı bizim bağlı olduğumuz santralı kontrol edilsin. Bizim bağlı olduğumuz santraldaki görevlilerin tamamı dinlensin. Yani bizim binamıza gelmenize evet. Gerek yok. Santral dinlensin. Bir tek hat diyorum. Ki bunu dinle, çok açık ve net çok söylüyorum. Çok net söylüyorsunuz. Bir tek yani. Hat. Bir tek. Yani ikinci hat demiyorum. Bak bir tek hat dahi varsa yani zaten sorumluluğum evet. Var. Şurada şunu çok açıkla söylüyorum. Ben hayatım boyunca yalan söylemekende düsur edilmiş bir insanım. Bütün namusum, şerefim ve mukaddesatım üzerine yemin ediyorum. Bir tek hat yoktur. Bir tek hat Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Ankara şehirci telefonlarının dinlenmesi bir tek hat yoktur. Tek. Genelkurmay'ı olayını söylüyorum. Bunu bir nebze bazı arkadaşlar da yazdılar. Benim anlatımlarımı biraz değiştirerek de olsa. Genelkurmay kendine has santralı olan, kendine has özel şebekesi olan kendi muhabiresini yapar. Bu konuda Türkiye'deki demeyeyim en ciddi müesseseden bir tanesidir. Sıradan bir konuşmaları bile kriptol yaparlar. Dinlenebilir ama. Hayır, dinlenemez. Çünkü genelkurmay dahi dinlenemez. Hayır, genelkurmayı isteseniz dinleyemezsiniz. Yani bu konuda Türkiye'deki en ciddi ve en tedbirli müessese genelkurmaydır. Peki, anladım. Demek şey yapalım. Peki, şimdi bu meşhur Köstebek olayına gelmek istiyorum. Bülent Orakoğlu. Bülent Orakoğlu biliyorsunuz Mart ayında atandı. Mart ayında ondan sonra bu olay Nisan ayında patlak verdiği belirtiliyor. Ve ister istemez birçok kimse dedi soru işareti geliyor. Size doğru yönlendiriliyor. Siz oradaydınız. Daha önceden siz böyle bir şeyi biliyordunuz. Biliyor muydunuz? Böyle bir genel kurmayı içeriden izlenmesi
Ne zaman karar verildi? Kim karar verdi? Şimdi dinleme konusu biraz çok hızlı geçtik ama istersen ileride dönelim diye söyledim. Ama bu konuyu karşıdan size cevap vereyim. Aslına bakılırsa orada bir yanlışlık var. Bizim bu köstebek olayda iddia edilen askerle ilgili olayımızı görevin el verdiği ölçüde. Çünkü bu olayın kendisi mahiyet itibariyle biraz gizli. Biraz bu olay şu anda bir adli safhada olduğuna dair duyuyorum. Deniz Kuvvetleri Mahkemesi'nce olay el kondu. Yine ayrıca müfettişlerce bu olay tahkik ediliyor. O açıdan tamamını belki anlatmakta zorlanacağım. Çünkü görevimi aşan bir şey. Veya benim şahsi kişilik haklarıma bir olan saldırıyı savunmayı aşan bir kısım var. Onu kısaca, onun bakımından kısa geçmeye çalışacağım. 1996 yılın yaz ayıydı. Yani daha Bülent Orakoğlu'nun ne gelmesi ne hiçbir şeyden bahsedilmediği bir zamanda. Bir gün bir deniz binbaşı arkadaşımız bize geldiğini, bir elektronik aletlerinin tamirini talep etti bulundur bana söylediler. Ben de gelebilir dedim. Geldi, kendilerle konuştuk. Der ki bir cihazımızı tamir eder misiniz? Getirin bakalım, gücümüz yeterse dedim. Bir iki gün sonra bir askeri kamyonla bir cihazın geldiği bana bilgi verildi. Teknik kısma talimat verdi. Bakın gereğini yapın diye. Bir müddet sonra teknik kısmın amiri bana dedi ki dedim bu alet 2 ton ağırlığında, çok ağır bir şey, çok eski model bir şey. Bunu burada tamir edersek tekrar geri yerine kurulurken yine bozulur. Yerine koyalım, yerinde tamir edelim. Dedim kendilerle görüşün. O zamanları hatırlamıyorum, başta ismini de verdim. Koordine edin, yanlış anlaşılma olmasın, yani yapma denmesin diye. Aradan bir zaman geçti, yani ben bu olayı unuttum. Bir müddet sonra bir gün dediler ki bir deniz piyade eri size bir evrak getirdi, sizle görüşmek istiyor. Benim özellik alemimde bana bilgi verdi. Çünkü normalde evraklar bana gelmez. Ya bir kişi direkt bana getirmez. Ancak çok özemli ve gizli bir evrak olunca getirilir. Dediler ki bu er gelmez. Buyurun dedim. Geldi bir er. Yani 2 tane zarf var. Bir tanesi benim adıma yazılmış bir takdirname. İşte Deniz Kuvvetleri İstihbarat Komutanlığı yazdığı bir takdirname. Diyor ki buyurun. Bizim cihazımızı tamirinde bize gösterdiğiniz fedakarlıktan dolayı size teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bu cihazı tamir eden memurlara da birer teşekkürname göndermişlerdi. Bunun tarihine bakarsanız Ocak ayı, evet. 1997 yılının Ocak ayı. O zaman Emin Aslan Başkanımız var ve ben görevliyim. Bülent Orakoğlu'nun adı dahi söz konusu değil. Bu olaya getiren asker vardı, dedi ki bana, ben de polisim dedi. Nerede polisim? Dedi ki ben Niğde'de polisim. Burada askerlik görevi yapıyorum. Hatta istihbaratta teşkilatla çalışıyorum. İstihbarat biriminde çalışıyorum. Geçici görevliyim dedi. Bunu da bir sempatiyle baktık. Otur, çay ikram edeyim dedim. Bu arada konuşun, dedi ki efendim ben hem bunları size getirdim, hem de Deniz Kuvvetleri'nin bir takım teknik cihazlara ihtiyaçları var. Bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz, verebilir misiniz? Sizin tamir yaparken teknisyenler bizim komutanlarımıza galiba daha küçük, daha portatif, güzel cihazlar olduğunu bahsetmiş. Bundan dolayı verir misiniz dedi bize. Ve komutanlarımın böyle bir alma imkanı varsa al diye söyledikleri dedi. Kendisi de polis olduğu için bize daha sempatik yaklaşabilir düşüncesi. Zannediyorum belki de kendisi de ben böyle bir cihazları alıp götürürsem askerlikte bana da biraz güler yüz bakılır diye böyle biraz istekli gelmiş zannediyorum. Ben o şartlarda böyle bir cihaz elimizde, o imkanımızda fazla yoktu. İleride belki alma ve temin etme imkanımız olduğu için dedim ki şu anda elimizde yok. Ama bana ileriki tarihlerde bir uğrarsan tekrar bakarız diye Mart'a da uğrarsın dedim. Bu çocuk birkaç defa daha uğradı bana. Yine bu cihaz tamiri, bunun istenmesiyle ilgili. Yine kendilerine şu anda elimizde yok diye ileri tarihe doğru attı. Böyle bir ilişkimiz var. Daha sonra Bülent Başkan'ın gelmesiyle bir görev başlamasıyla birlikte tabii Niğde görev yaptığı için zannediyorum işte hayırlı olsun demek için Bülent Başkan'a gittiğini falan duyuyorum. Fakat bu olaylar çıkınca, bu fırtına koptuktan sonra ben soruşturdum. Bu çocuk gelmiş gitmiş mi? Dediler ki bu çocuk Deniz Kuvvetleri ile ilgili bize evrak getirmesinde. Bizde bazı dokümanlar, özellikle terör grupları. Onbaşı Kadir Sarımsak'tan bahsediyoruz. Ondan bahsediyorum. Bizde bir takım evrakların götürülmesinde 5-6 defa, belki 10 defa gelmiş gitmiş daireyle böyle bir irtibat var. Yani bizim tarafımızdan Deniz Kuvvetleri'ne gönderilmesi, yönlendirilmesi bir olay yok. Deniz Kuvvetleri tarafından bize gönderilmesi söz konusu. Anladım. Anladım. Yani bir yerde ister istemez kendi kendine gelmiş oluyor. Peki ne istendi bu erden? Bir şey istenmiş olması gerekiyor. Aslında tabii her söylediğim şey mutlaka doğru olmak mecburiyeti benim açımdan. Ancak mahkemeye intikal etmiş konu üzerinde çok fazla konuşmam galiba hukuken sakıncalı. Çünkü bir başlangıç var. Ama buna rağmen basına intikal eden konuları üst üste koyarsa onu bir yorumunu yapalım. Basına intikal eden bir konu var. Bu konuya göre Genelkurmay Başkanlığı Başbakanına, dolayısıyla bize yazılan bir yazı var. Yani İçişleri Bakanlığı'na gönderilen. Sarımsak bu onbaşından istenen bazı belgeler oldu. Bu belgelerin kendisi tarafından bize verildiği dair bir iddia var. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman doğru olduğunu kabul edin. Ben şu anda bunu doğru veya yanlış demiyorum. Bu noktada yanlış olur benim mahkemenin bu. Ama üst üste koyduğunuz zaman baktığınızda ne ortaya çıkıyor? Sizin elinizde bir belge geçmiş, bir doküman geçmiş.
Siz bu dokümana bakarak bu dokümandaki olayları biraz normal sistem içerisinde olmaması gereken bir olay olarak müteala ediyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle bir garip bir şey var. Bu klasik bildiğimiz bir askeri örgütlenme, askeri teşkilatlarının dışında bir şeyler var. Acaba bu neyin nesidir? Hatırlarsınız o günlerde hepimiz birbirimize soruyorduk. İhtilal ne zaman olacak? Şaka bakımında alo derken hangi saat? Siz mi tahmininiz doğru? Benim tahminim doğru gibiydi. Ki biz polis olarak elbette bunu soruşturmamız, merak etmemiz ne oluyor, ne bitiyor? Hakikaten böyle bir şey olacak mı? Olacaksa silahlı kuvvetlerin hiyerarşik sistemi içerisinde olacak. Şimdi bu hangi aydan bahsediyoruz şimdi? Daha doğrusu ben bir şey yaptığımızdan bahsetmiyorum hayır, hayır, da. Ama hayır, bu olayın geçtiği Mart döneminden bahsediyoruz. Zannediyorum o evraklara bakılırsa Çavuş'un anlattığı tarihlere göre Mart-Nisan ayları olması lazım. Mart-Nisan ayı. Yani ve bu şeyler de çıkan haberlerin üzerinden yine gidiyoruz. Bu onbaşı size getiriyor bir takım belgeler. Ya şöyle bir şey var diyerekten ve onun üzerindeki bir bakıyorsunuz ki anladığım kadarıyla bir bakıyorsunuz ki bu normal bir takım belgelerin dışında enteresan bir manzara çıkıyor karşınıza ve siz de ilgilenmeye başlıyorsunuz çünkü işiniz zaten bu. Şöyle söyleyeyim aslında önce bir bu olayla ilgili basına intikal etmiş bütün bilgileri alt alta koyarak bunun bir yorumunu yapıyorum. Biz yaptık veya yapmadık noktasında değil. Çünkü onu anlatmamız ve hesabını vermemiz gereken başka bir adli merci var. Ama ben basına yansıyan olayları... İşte basına yansıyanlardan ben de sonra, evet, hareket ediyorum. Ondan sonra da bu şahsın ifadesi biraz irdelemek istiyorum size. Birincisi yani basına yansıyan olayları alt alta koyduğunuz zaman önünüze bilgi gelmiş emniyet istihbarat biriminin. Bu gelen bilgiye göre emniyet istihbarat birimindeki... Yani işte onu diyorum. Evet yani sizin iddialar bu noktaya dayanıyor. Şöyle oluyor. Bu yani hayır netleştirmek için, seyircileri evet, netleştirebilmek için söylüyorum. Bülent Orakoğlu veya sizin tarafınızdan bu adama sen git şuradan bize şu tip belgeler al getir demiş değilsiniz. O bir takım belgeler getiriyor ve o belgelerdeki durumu ondan sonra bir değerlendirme sorunu başlıyor. Şahsın ifadesi ve basına intikal eden bilgilere göre evet, aslında tehdit bile söz konusu deniyor. Ama ben doğrusunu anlatıyorum. Diyorum ki bu olay alt alta koyduğunuz zaman emniyet birimi teorik olarak şunu görüyor. Diyor ki burada bir farklılık var. Acaba buradaki bu farklılık neyin nesi? Bunun üst makamları bilinmesi, incelenmesi lazım. Eğer doğruysa sorun yok. Yanlışsa zaten sorun yok. Çünkü devletin kendi sistemi içerisinde isteyen çark. Ve bu silsile an İçişleri Bakanlığı iletiliyor. İçişleri Bakanlığı kendi üstlerine olayı intikal ettiriyor. Şimdi peki ama bu suç değil mi? Şimdi bir kere oradan şey yapalım. Yani Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkmış olan bir belgenin sizin elinize gelmesi. Nasıl gelmişse gelmiş, peki gelmiş. Bu suç değil mi? Bunu yoksa hak olarak mı görüyorsunuz? Yani görev olarak mı görüyorsunuz? Bu olayı hak ve suç olmanın ötesinde sizin önünüze gelmiş bilgi olarak görüyorum. Siz önünüze gelmiş olduğunuz bu bilgiyi kendi yorum ve değerlendirmelerinizle birlikte bunu üst makama anlatmak, aktarmak mecburiyetindesiniz. Bu sizin göreviniz. Bu sizin görevinizin bir parçası daha doğrusu. Çünkü kanunların size verdiği yetki veya size verdiği sorumluluk bunu gerektiriyor. Eğer siz bu bilgiyi alıp ele geçmemesi gereken kişilere veya yerlere verseydiniz bu suçtu. İkincisi zaten iddia edilen Batı Harekat, Batı Çalışma Grubu veya Batı Harekat konsepti ilgili. Bu zaten bilahare biliyorsunuz askerler tarafından açıklandı Genelkurmay tarafından ve bunun ne olduğunu kendisi açıkladı. Yani çok gizli bir belge olsaydı kendilerine açıklanması gerekiyordu. Bu belgenin içinde Batı Harekat Grubu'nun faaliyetleri mi var? Bütün iddialar ona anlatılıyor. Yani iddialar o noktada yoğunlaşıyor. Ben içeriği bu kadardı, olay bu kadardı veya değildir diye olayı ne küçültmek ne büyütmek istemiyorum. Ama adli intikal etmiş bir olay olduğu için bunun önce bir basından hesabının yapılması benim açımdan sakıncalı. Onu da diyorum ki bunu orada açıklamam gereken bir olay var. Peki şunu netleştirmek istiyorum yalnız. Çünkü size karşı gene ileriye sürülen iddialardan bir tanesi. Böyle bir şeyin Tansu Çiller veyahut da Meral Akşener tarafından sizin şeyinize istendi mi? Sizin biriminizden öğrenin orduda bir darbe hazırlığı var mı yok mu? Veyahut da nedir hava diye bir istek oldu mu? Benim bilgim dahilinde böyle bir istek yok. Zaten böyle bir istek olsa direkt bana gelmez, başkana gelir. Ama benim başkanımda duyduğum kadarıyla böyle bir görev ve böyle bir talep duymamış. Yani Orakoğlu'na böyle bir görev verilmedi mi? Bilmiyorum. Yani benim bilgim dahilinde verilmedi. Ama ona özel olarak verilmişse o onunla bakan arasındaki mesele bana gelip onu anlatmak koyabilir değil. Bu anlattığınızdan şu çıkıyor. Bütün bu çalışmalar Bülent Orakoğlu oraya gelmeden önce başladı. Sizin döneminizde, sizin denetiminizin altında. Yani bir yerde en ön planda olan sizsiniz. Peki geldi, değerlendirmede karşınıza nasıl bir manzara çıktı? Yani bir darbe mi geliyormuş, darbe mi yapacaklarmış? Darbenin geliyor demesinin işaretleri bence bu belgede değil, bütün kamuoyu herkes biliyordu ve bunu askere deklarat ediyordu yani.
Eğer diyorlar şu şu şartlar olmazsa gerekirse silah da kullanacak diyeceği açıktı bence. Bizim onun için bir yorum yapmamızı veya burada çok ucuz bir kahramanlık tasfiye olarak biz ihtilal haber aldık gibi bir şey söylemek bence çok yanlış. Eğer iddiaların tamamı doğruysa, basına yansıyan konular doğruysa diyorum ben ki oraya bir şart koşuyorum. Bakın bunlar hepsi doğruysa. Sadece emniyetin Batı Çalışma Grubu'nu birkaç ay önceden bilgi alması ve bu grubun faaliyetleri ve kendisi hakkında şüphe ve tereddütte duyarak bunu üst makamlara bilgi vermesi olayı var. Bu bilahare bir müddet sonra askerler tarafından açıkladığını görüyoruz. Şimdi benim aslında söylemek istediğim şu var. Söylemek istediğim daha doğrusu şu da var. Şimdi bu onbaşı şahıs diyor ki işte ben ilk defa Bülent Bey ile görüşerek alet tamirine geldim. Halbuki 1996 yılında bana cihazlar tamire geldi. Bu belgelerle de sabit. Yani Bülent Orakoğlu'nun gelmesinden çok önceki bir olay. İkincisi adı geçen kişinin verdiği beyanlar arasında baktığınız zaman diyor ki alım satımda görevli Mehmet Tobruk. Şimdi malzeme alım satımından görevli bir insanın yapacağı iş midir bu görev? Veya basın yayından sorumlu Mahmut. Emniyet istihbarat biriminde basın yayından sorumlu Kod Mahmut diye bir insan yok. Böyle bir görevlimiz yok. Orada ismi bahsedilen Mehmet diye bir görevlimiz var ama teknik alım satım bölümünde değil başka bir bölümde çalışıyor. Orada ismi verilen Bülent Orakoğlu var ki kendi nereden böyle müdürü tanıyor. Ben cihazlar dolayısıyla bu getirdiği beyanlar dolayısıyla kendisini çok iyi tanıyorum. Ama geri kalan isimler olayla doğru değil, gerçekle fiiliyatla doğru olarak bağdaşmıyor. Şahsın beyanları bu noktada doğru değil. Peki bu arada bir de tahkikat neden açılmadı böyle bir şikayet olduktan şimdi sonra? Şimdi benim bu konuda belki de en çok rahatsız olduğum konuda bir tanesi bu. Ben bu olayı özellikle bizim hakkımızda Genelkurmay'ın bir yazı yazdığını, bu onbaşının yakalanması veya onbaşının ifadesine dayanarak bizim hakkımızda bir tahkikat yapılması gerektiğine dair bir yazıyı daha sonra ayın 20'sine doğru duydum. Duyup öğrendiğim zaman kendi genel müdürüme bir bahane çıktığımda niye tahkikat açılmıyor efendim? Bize tahkikat açıldı ısrar ettiğim zaman. Yani Genelkurmay yazısından sonra kendi sizin içinizde tahkikat açılması gerekiyor. Genelkurmay yazdığı yazı Haziran ayının başlangıcında yazılmış ama ben Haziran ayının 20'sine doğru bu olayı duydum. Benim hakkımda böyle bizim hakkımda böyle yazı yazdığını. Genel müdürümle bir görüşmede bunu neden tahkikat açılmıyor diye sorduğum zaman ben tahkikat açmak istiyorum dedi genel müdürümüz. Ama açılamama sebeplerinin bir takım zorlandığını, kendi üstünde tahkikat açma ile ilgili belgeleri geçiremediğini söyledi. Ve ben kendi yine istihbarat yöntemlerini bulduğum belgelere dayanarak, bakın Genelkurmay'ın yazdığı yazı, basına tamamı intikal etti bu yazıları, 2 Haziran tarihli. 3 Haziran tarihinde bakanlığa gelmiş ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na havale edilmiş. Teftiş Kurulu Başkanlığı 3 Haziran tarihinde aldığı bu yazıyı 23 Haziran'a kadar hiçbir işlem yapmamış. 23 gün boyunca hiçbir şey yapmamış. 23 Haziran tarihinde Emniyet Genel Müdürü'ne tekrar geri yazmış. Demiş ki bunu tahkik edin diyemiş. Ve 23 Haziran'da Emniyet Genel Müdürü'ne gelen yazı hemen Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Genelkurmay Başkanlığı'na böyle bir tahkikatın başlatıldığı, görevler hakkında gereğini yapacağı da bilgi verilip akabinde de bakana müfettiş tahsis edilmesi, müfettiş tayin edilmesi konusu onaya sunmuş. Fakat müfettiş tayin edilmesiyle ilgili olay genel müdürümüzün imzalamasına rağmen müsteşarımız tarafından imzalanmamış. Tüm görevlerimiz ise paraf edilmiş. Tamam. Genelkurmay'a biz müfettiş tayin ettik diye verilen bilgi de Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bütün görevlilerince paraf edilmiş. Fakat müsteşarımızla imzalanıp görüşen üstü kapatılmış. Bu durum benim çok merakıma mucib oldu. Neden olmuyor diye. Ne demek bu? Bunun üzerine bundan birkaç gün kadar önce eski bakanımız Meral Akşener'in koruması vazifesi buldum ve kendilerine görüşmek istediğimi talep ettim. Dedim ki efendim bizim hakkımızdaki bu tahkikat zamanında yapılmamak suretiyle bir yerler mi tahrik edilmek isteniyor? Bunda siz mi emir verdiniz bu tahkikatın geciktirilmesi konusunu yoksa başka bir makam mı geciktirildi? Neden böyle oldu asker tahrik edildi? Kendisi bana evet dedi bu tahkikat geciktirildi. Bana müsteşarım vasıtasıyla askerler bu tahkikatın yapılmasını istemiyor. Tahkikat durdurulsun bir tahkikat istemiyoruz. Bu görevleri görevde almasını istiyoruz mealinde bir sözler sarf edildi söyledi. Yani karıştım birdenbire de onun için söylüyorum. Genelkurmay bir yerde bu durumu size bildiriyor. Evet. Ve bundan yazıyla ne kadar razıyla ne kadar rahatsız olduğunu da bildiriyor. Evet. Bir yerde tahkikat açılması. Olayın en azından incelenme tahkik edilmesini istiyor. İstiyor. Ondan sonra aynı Genelkurmay müsteşar vasıtasıyla, İçişleri müsteşarı evet. vasıtasıyla hayır vazgeçtik tahkikat açmayın diyor. Tahkikat istemiyoruz açmayın diyor. Niye? Ve bu görevleri görevden almasını istiyoruz. Ha, tahkikat açmayın. Bülent Tarakol. Evet. Bülent, hatta zannediyorum belki bu olayın doğrusunu bakan kendisi açıklayabilir. Çok üstü kapalı tehdit ediliyor. Kim?
Evet, yani Bülent Orakoğlu'nun görevde alınmasını, alınmadığı zaman takım işlemlerin yapılacağını ver. Bakan mı tehdit ediliyor? Bakana tehdit edildiğine dair bilgiler getiriliyor. Bakanın bana anlattığı, ki kendisi bence bu konuya daha iyi cevap vermesi lazım. Ben birazcık o dedi bu dedi gibi anlatmayayım. Sayın Bakan'ın bana söylediği, ben bu konuda askerlerden takat açılmasın diye bir talimatı müsteşarım vasıtasıyla aldım dedi. Meral Akşener. Evet. Yani bir yerde Meral Akşener tehdide kadar varan bir şeyle tahkikat açılmasın deniyor. Evet. Kim diyor bunu? Müsteşar. İçişleri Bakanı müsteşarımız söylüyor. Müsteşarımız da Genelkurmay yetkilileriyle görüştüğünü söylüyor. Yani Genelkurmay söylüyor. Talimat. Peki evet, neden söylesinler? Yani Genelkurmay bu Türkiye'nin ordusu. Evet. Asker ne yaptığını bilen insanlar. Niye böyle bir şeye gitsin? Herhalde değerlendirmişsinizdir siz bunu. Aslında bu konuya ben tam mantıklı olarak bir cevap bulamıyorum. Çünkü normalde tahkikat açısında yazılan yazıya dayanarak bir tahkikat yapılıp incelenme yapılması lazım. Makul olması gereken. Yanlış bilgi verilmiş olabilir mi? Belki arada laf gelip giderken bu konuda bir yanlışlık olabilir ama bence bakanımızın bu konudaki sözlerinin çok kesin olduğunu ve bu konuyu birkaç defa tekrar ederek söylediğini biliyorum. Yani bir yerde Genelkurmay sadece tahkikat falan istemiyor ama Bülent Orakoğlu görevden alınsın. Görevden alınsın. Onun evet, üzerine mi Amerika'ya gönderildi? Çünkü o tarihlerde de sürekli böyle görevde alınma başlamayla birkaç kararnamenin hazırlanıp geri döndürüldüğünü duymuştum. Neden Amerika'ya gönderildi? Aslında Amerika'ya gönderildiği konusu çok net bilgi sahibi değilim. Bunu belki kendileri çok daha iyi açıklayabilir ama ben böyle bir alelacele gidişte dolayı başkana sormuştum. Neden gidiyorsunuz? Gitmemeniz gerekir diye. Kendisi de hayatın harici ve ciddi tehlikede olduğunu ve bundan dolayı çok ciddi tehdit olduğunu, bundan dolayı gitmek mecburiyetine kaldığını ve kendinin hayatının korunması için bakan tarafından yurt dışına bir müddet için uzaklaştırma için gönderildiğini bana söylemişti. Hanefi Bey çok ciddi şeyler söylüyorsunuz. Evet, çok ciddi. Çok ciddi şeyler söylüyorsunuz. Ama ben ondan duyduklarımı söylüyorum. Yani bana tabii, Bülent Orakoğlu neden gidiyorsunuz? Yani böyle bir gidişinizin bir sebebi bu sözünü ettiğimiz insanlar son derece ciddi insanlar. Son derece önemli bir kurum. Evet. Bunların herhalde belgeleri, şeyleri var. Görev onayı şöyle de hatırlıyorum. Yani Amerika'da bulunan, New York'u, Washington'da bulunan diplomatik misyonlardaki güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesi, bakılması gibiydi ama ben... Tabii ama zorla gönderiliyor bir yerde neredeyse. Ben anlatıldığımda hayatının ciddi tehdit edildiğini veya tehdit olayı karşısında gönderildiğini bana söyledi. Orakoğlu mu söyledi bunu? Evet. Ama tehditin kimler, boyutu, şekli, şemali konusunda kendileri daha düzgün açıklama yaparlar zannediyorum. Evet. Yani bir yerde şu çıkıyor ortaya, bu tahkikat olayıyla başlanıp Orakoğlu'nda biten bir önemli bir kesin, sert tehdide varan bir tutumda. Genelkurmay'ı da hala izliyor musunuz Genelkurmay'ı? Biz Genelkurmay'ı hiçbir zaman izlemedik. Zaten şöyle söyleyeyim, Genelkurmay'ı izlemek için bir sebep de yok bence. Çünkü Genelkurmay kendi hiyerarşik sistemi içerisinde zaten bir işlem yapacaksa veya bu yapacağı işlem de normal hukuki yolların içerisinde de kimsenin yapacağı bir şey yok. Eğer bunu aşması gereken bir durum ortaya çıkmışsa, işte ihtilali, darbeleri, buna benzeri, muhtıra gibi, buna kimsenin zaten yapacağı bir şey yok. Siz en fazla kulak kabartsanız veya bir insan olarak ilgilenseniz acaba bu hiyerarşik sistem içerisinde midir? Yoksa bu hiyerarşinin dışında veya normal beklenenlerin dışında farklı bir olaylar var mıdır diye buna bakabilirsiniz. Bunu da gidip oraya başka türlü bir öğrenmenin veya bir çavuş gibi çok sırada bir insanın sızdırarak olacak şeyler değil bunlar tabii. Ama baksanıza Genelkurmay'ın önünde dinleme arabaları, sivil polisler, yani bir ablukadan söz ediliyor. Ve hani sizinle de ilgili şey olduğu için soruyorum evet, yerde. Neden? Çünkü bu Türkiye'nin ordusu. Veyahut da kendinizi hani polisin hakkı mı bu? Olabilir diyebilirsiniz ki hayır, polisin hakkıdır. Hayır, şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. O kadar abartıldı ki özellikle bazı gazetelerde işte Genelkurmay etrafının sarıldığını, gözetlendiğini, çatışma noktasına geldiğini diye. Ben bu işin gerçeğini anlatayım ama inanılması kadar çok zor inanacak bir olay. Bülent Başkan'ı da tanıdı. Bizim de şahsen tanıdığımız Genelkurmay'da görevli bir subay. Eskiden görev yaptığımız diye tanınan bir subay. Hayırlı olsun diye gelmek istiyor bir dönüm müddet sonra. Biliyorsunuz askerlerde makam arabası ve özel araba daha azdır. Bunun üzerine Bülent Başkan aradaki samimiyete dayanarak kendi arabalarından birini gönderir ve o subayı tanıyan bir başkomiserle birlikte Genelkurmay'ın kapısına varıyor. Diyor ki ben bu subayı getirmek için gelmişim. Bir müddet bekliyor. Hatta oradaki er gelip diyor ki siz neyi bekliyorsunuz? Burada yol trafiği tıkanıyor veya komutanlarımız beklemede rahatsız oluyor. Diyor ki ben bu subayı, ben şu anda ismini vermek istemiyorum ama çok açık belli insanlar, ben subayı götürmek üzere geldim. Ve bir daha sonra subay gelip tekrar bizim binamıza geliyor. Bu iki defa, üç defa tekrar ediyor belli periyotlarla bir şey. Bu olay öyle bir abartılıyor ki emniyet istihbarat aracı buraya geldi.
burada genelkurmayı gözetliyor, bakıyor deniyor. Ki bizim teknik imkanlarımızı Türkiye'de en iyi bilen genelkurmaydır. Eğer genelkurmay gözetlenecekse bir tane Opel araç, bir tane çok iyi tanınmış kocaman başkomiser gönderir bekletilemez. Zaten çok da mantıksız bir şey. Ama böyle abartıldı ki bu misafir almaya giden aracımız bu hale dönüştürüldü. Siz polis olarak kendinizde hak görür müsünüz genelkurmayı izlemekte, içinde ne olup ne bittiğini öğrenmek konusunda? Biz onda kendimizi çok fazla hak görmeyiz. Normal dönemlerde bizim görevimiz değil. Çünkü genelkurmayın kendi istihbarat birimi var, kendi sistemi var. Ama demin otoyu dediniz, bir şey daha örnek vermek istiyorum. Yine bu basına çok yansıdı. İşte Eskişehir yolu üzerindeki bir askeri birliği Mercedes otoyla gidilerek kontrol yapılmış. Hatta bazı kasırlar artık ihtilali sormuşuz dendi. Bu olay mahkeme zabıtlarıyla her şeyle sabit. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nün cinayet masasının veya organ suç masasının ekipleri var. Bunlar Türkiye'de aranan önemli mafya mensuplarını sürekli ararlar. Bunlar önümüzdeki dönemde zaten yakalandılar. İşte biliyorsunuz Tevfik Asun'un öldürmesi olayına karışan 5-6 tane mafya mensubunun Ankara'da kaldığı belirleniyor. Gidip araştırdıklarında Ankara cinayet masasının haberi var bu olayda. Diyorlar ki yerlerini tespit ediyorlar. Hatta bizde belli oranda destek de aldılar bunlar. Yani bilgi kabrinde destek yerlerin tespiti konusunda. Dediler ki buraya operasyon yapacağız. Asayiş Şube Müdürü, Asayiş Müdürü Karaşanlı'na mı tıkan? Sen de mi sormanız lazım? Olay yerine en yakın yolun kenarında gözüken askeri birliğe varıp komutanınız nerede? Onunla görüşmemiz lazım. Bir takım sorular soruyorlar. Ve sonra bakıyorlar ki burası klasik bir askeri birlik. Jandarma değil. Yani zannediyorum Sudepo'su veya başka bir yer bekliyor. Onlar koruyken jandarma karakolunu tarif ediyorlar. O görevli insanlar koruyken jandarma karakoluna gidiyorlar. Oradaki bende jandarmaların isimleri de var gerekirse. İki jandarma, bir jandarma komutanı bir de yardım alıyorlar. Operasyon üzerinde 5 tane aranan mafya mensubu yakalanıyor, mahkeme çıkarılıyor. Bu 32 plakalı Mercedes halen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önündedir. Gidilip kontrol edilip bakılabilir. Her şeyle çok açık ayan beyan bir olay. Hatta bununla ilgili genelkurmay bize sormuştu. Kendine cevap da verildi. Ama ısrarla buna rağmen halen genelkurmay veya başka askeri birlikler diyorlar. Gözetler. Üstelik şu da vardır. Yani siz Ankara'yı bilirsiniz. Ankara'da herhangi bir müdahale olacaksa bu Eskişehir üzerindeki su deposunu bekleyen askerler değil. Herhalde biz Zırhlı Tugay'daki veya Etimesgut'taki yerler olması gerekirken Eskişehir üzerindeki su deposunu beklemek çok komik. Ama kamuoyu bunu bilmiyor. İnsanlarımız bunu bilmiyor. Öyle bir satırıyor ki korkunç bir felaket senaryoları çizerek niye bu yapılıyor? Abartıyor. Mesela çünkü herkesin kafasındaki görüntü bir yerde hükümetin, Tansu Çiller'in, Erbakan'ın, Başbakan'ın emniyeti kullanarak askerin içinde ne oluyor, ne bitiyor öğrenelim dedi. Hatta özel timlerden, istihbarat timlerinden, Çiller'in özel timlerinden söz ediliyor. Var mı böyle bir özel tim? Buradaki özel tim değil mi? İstihbarat birimi. İstihbarat özel birimi. Devlete ait istihbarat teşkilatı. Bu insanların tamamına yakını en az 10 yıldır, 20 yıldır bu birimin içerisinde. Çiller siyasi politik hayatına girmezden önce de bu birim içerisindeyiz bizler. Hala da bu birimin devamı bulunan insanlarız. Ama öyle bir abartılıyor ki özel kurulmuş birimler. Hatta bazıları çok daha öyle Türkiye'de biliyorsunuz bu konuda teori üretme merkezleri var. İşte askere karşı polis güçlendirildi, MİT'e karşı istihbarat teşkilatı güçlendirildi diye çok büyük bir fırtına koparılmak isteniyor. Ama ben şunu diyorum ki bizi güçlendirmek için kim ne yapmıştır? Kimse bizim dişimizle tırnağımızla kazarak bir şeyler yaptığımız olarak kabullenmek istemiyor. Hayır, bir de desteklenerek ne yapılmıştır? Ben şunu çok açık iddia ediyorum. Emniyet istihbarat birimine tahsis edilen ödenekler son 10 yılı tamamı çıkarıldı. Emsali istihbarat birimlerine çıkarılan ödenekler de tahsis edilsin. Bir kıyaslama yapılsın istiyorum. Ve şunu söylüyorum. Emniyetin bütün illerinde polis kantinlerinden, polis derneklerinden bize verilen paralara baksın istiyorum. Bize devlete verdiği ödenek o kadar cüzi ki biz 80 vilayet, İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık Daire Başkanlığı ve bunların tüm operasyonel ve istihbarat masrafları için bir tek ödenek kullanıyoruz. Ayrıca buna Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, yurt dışı ziyaretleri ve tüm masrafları dahil. Aslında Hanefi Bey baksanıza yani bir yerde bir köstebek diye onbaşı Kadir çıkıyor, bu kadar gürültü çıkıyor. Hani insan ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyor. Hani sizin de anlattıklarınız gayet mantıklı geliyor. Öbür tarafın söyledikleri de mantıklı. Ama bir yerde bir şey yanlış gidiyor. O yanlışı bulmaya çalışıyorum. Yanlış nerede? Ben bu işin birazcık yanlış değil mi? Perde gerisini anlatırsam belki oraya daha netleşir. Şimdi görüyorsunuz işte basına yansıyan eldeki tek delil ya tek iddia edilen konu ve maddi döküman olan itirazsız Genelkurmay'ın bize yazdığı yazı ve bu yazının ekinde bulunan onbaşının ifadesi ve bununla ilgili evraklar var. Bunun dışında başka hiçbir olay yok. Ama hiç kimse bu evraktan çok bu evrak bahsetmiyor. Diyor ki telefon dinlendi. Genelkurmay dinlendi.
Cumhurbaşkanı'nı dinlen diyor. Peki niye bu kadar dinleme? Ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin çok ciddi televizyonları bunu anons etti. Bu televizyonlar veya bu yayın kanalları çok kesin bir kaynaktan bilgi almasalardı bunları yazmazlardı. Ben onu iddia ediyorum. Ama çünkü, o zaman şu oluyor. Siz diyorsunuz ki bunlar yalan. Birileri mahsus bu haberleri çıkarıyor. Yalanın da ötesinde, yalan da demeyeyim de ben... Yanlış şöyle, diyeyim peki. Şöyle gelişmeyi şöyle söyleyeyim. Evet, yalan demeyeyim. Şimdi öyle bir şey ki siz güvendiğiniz kaynağa göre haber verirsiniz. Elinizde döküman bir onbaşının bilgi sızdırdığından bahsediyor veya dokümanları verdiğinden bahsediyor. Ama siz ısrarla dinleme var, devlete bütün organları dinleniyor diyor ve mantık dışı bir şey iddia ediyorsunuz. Demek ki çok emin bir kaynaktan bilgi almışsınız. Benim en çok kafamı yoran konu buydu. Niye bu kadar ısrar ediliyor? Niye dayanarak bu söyleniyor? Ben çünkü kendim de çok iyi biliyorum. Ben bunu bazı basın mensubu insanlarla sordum, konuştuğumda çok hayrete kaldığım bir şeyle karşılaştım. Maalesef yönetimin en üstündeki insanlar tarafından böyle bir olayın olduğu bildirilmiş. Yani basına bu bilgiyi veren bir dakika. Şu andaki yani, yönetimin en üstündeki insanlar. Yani diyorsunuz ki bir yerde hükümetten bu bildirilmiş. Evet, en üstteki insanlar tarafından özellikle bilgi verilmiş. Yani Mesut Yılmaz hükümetinden mi söz ediyorsunuz? Bundan önceki Yeni kurulan hükümetten bahsediyorum. Ve açıkçası şunu görüyorum ben bu olaya baktığım zaman. Bu olayda bir politik savaş var. Bu politik savaş içerisinde biz kullanılıyoruz malzeme olarak. Bir tarafı yıpratmak için bizi kullanıyoruz. Kimi kullanıyor şimdi? Yani çok açık net oradaki olaylara sahnelere bakarsanız bir mevcut yönetim bir de bunun karşısındaki muhalefet var. Şu andaki muhalefet. Hı. Bunların kendi arasındaki olayda biz kullanılıyoruz diyorum. Bunu yakın zamanda biliyorsunuz. İşte polisin kendi yol ve yöntemleri dışındaki bazı metotlarla işlem yaptı deyip çete damgası yedik. Hı. Demek herkes kendi kanuni sınırları içerisinde usul üzerine çalışması lazım. Politik savaşın da, politik mücadele bence politik kurallara göre yapılması lazım. Ama politik kuralları aşarak, başka bir takım devlet kurumlarını yıpratarak bunu yaparsa da bu son derece yanlış. Ve benim buraya gelme sebebim de en önemlisi bu. Bu ortaya yerde bir farklı olay var. İki mesele birbirine karıştırılıyor. Bakın. Hangi iki farklı olay? Şöyle söyleyeyim. Aslında dinleme olayıyla iddia edilen olay şu. Bu, ben daha sonra da öğrendim bunların bir kısmını. Mart ayı içerisinde zannediyorum. Abdullah Öcalan'la Türkiye'de bulunan bir militan arasında bir konuşma tespit ediliyor. Bir tarafında Abdullah Öcalan'ın kendisi var, bir tarafında başka bir militan var. Bu aradaki konuşma içerisinde pek normal olmayan şeyler geçiyor. Yani kamu yönetimi içerisinde birilerinin PKK ile el altında işbirliği yapacağına dair emareler var. Resmi kişilerin. Kamu yönetimi dediğimiz zaman en azından bu işte uğraşan resmi insanlar manasına geliyor tabii. Ben bunun teferruatını açıklamayayım. Tamam. Böyle, siz biliyorsunuz ama onu. Tabii daha sonra öğrendim. Hatta bu bilgi hem bizde olduğu gibi hem de askeri makamlara da çekiliyor mesaj olarak. Bizim elde ettiğimiz her bilgi askeri istihbarata da veririz. Ama bizde şu düşünce var. Diyoruz ki bu PKK'nın bir taktiğidir. Bize kasti olarak yanlış dinlendiğini biliyor. Uydu telefonlarının, uyduda da geçen bazı konuşmaların alındığını tahmin ederek özellikle yanlış bilgi veriyor. Çünkü zaman rastlaşıyoruz. SSB kanalından kendi militanlarına talimat verirken yalan bilgi verin diyor. Güvenlik kuvvetini aldatın. Diyoruz ki bu olay da böyle bir aldatmaca zannediliyor. Ama buna rağmen bir kenara konuyor ve askeriye bilgi veriliyor. Daha sonra bunun devamı olarak gelişen birkaç konuşma daha çıkarılıyor. Bunların hepsine baktığınız zaman ve etrafta gelişen olaylara baktığınız zaman buradaki olaylara biraz ciddiyet verilmesi gerektiği, %100 inanılmasa bile bir incelenmesi gerektiği kanaati hakim oluyor. Hatta zannediyorum MedTV'nin 16 Haziran tarihli konuşmasında Öcalan'ın kendisi böyle bir ima ediyor. Diyor ki bana belli bir çevrelerden bu denli dolaylı yöntemlerle haber geliyor diyor. Ki onlara da yani uzun bir konuşması var. Bunların çok ciddiye alınması gerektiği düşüncesiyle yine yukarıya aktarılıyor. Üst bakanlar. Siz aktarıyorsunuz. Bizim birimiz aktarıyor. O zaman yine Bülent Bey burada aktarılıyor. İçişleri Bakanlığı aktarılıyor. Evet. Bakandan da hem genelkurmaya hem başbakanlığa gidiyor. Yani bir olay var. Bu olayı devletin en üst yönetimince çok ciddi alınıp bakılması lazım. Bir tarafta Abdullah Öcalan, bir tarafta başka bir militan. Başka bir görevli yok. Ama aradaki konuşma ve diğer olup bitenlere baktığınız zaman devletin içinde bir kurum Öcalan'la bir kişiler diyelim. Daha kişiler kurum diyemeyiz. Yaptı. Kurum tamamı değil. Ama bu tamamen PKK'nın bir provokasyonu olabilir. Bir gerçek. Bunun incelenmesi lazım. O zaman bunun yukarıya gitmesi gerekiyor. Fakat bu olayları iyi duymayan, iyi bilmeyen, yarım yırtık bilenler zannediyor ki bu tür bilgiler genelkurmay dinlere elde edilmiş gibi değil. İkisi birini birleştirmeye kalkılıyor. Ve fırtına orada kopuyor. Ama sizin bir söylediğiniz şey son derece önemli. Yanlış bilgi veriliyor. Bu hükümet tarafından bir yerde yanlış bilgi veriliyor. Yanlış demeyeyim de iki olay birleştirerek sanki bu tür işte PKK ile ilgili olay bilgileri dinlemeden ve genelkurmay dinlenerek alınmış gibi basın öyle lanse ediyor ki basın bunu veriyor.
bunu basın mensupları da çok açık söylüyorlar ya, bize bu kanaldan gel diyorlar. Üstelik öyle bir garip bir şey ki bakıyorsunuz kaynağı belirsiz. Bir yetkili, bir görevli, haber elemanı belirsiz. Hangi muhabirin haber aldığı belirsiz. Haberler çıkıyor, siz bilirsiniz. Basında bir tür böyle yönlendirme haberler, kaynağı belirsiz, açıklayıcısı belirsiz şekilde yansıtılır. Ve bundan dolayı öyle bir imaj yaratıldı ki biz sanki özel bir casusluk şebekesi kurmuşuz. Bir takım yanlış insanları dinliyoruz, basını dinliyoruz, genel kurmayı dinliyoruz gibi bize böyle çok menfi bir propaganda uydurmuş. Bu bize bir haksızlık. Bu benim, bana da bir haksızlık. Neden böyle bir yanlış bir şey verilsin sizin hakkınızda? Ben bu konuda tam net fikir değilim ama acaba de bir taşla kuş mu vurmak isteniyor? Ne olabilir? Sanki gerçekten bu işi duyan bilenler susun. Bu olayla ilgili bizi tahrik ederek, bizi ortaya bir şeyler dökelim. Kendiler öbür tarafa bir şey mi yapsınlar? Yoksa bunu iddia etmek suretiyle bizim dinleme yaptığımız, bir takım yaptığımızı iddia ederek karşı partiye veya bugün iddia edilen işte açık açık basında söyleniyor. Başka bir tarafa mı zarar vermek, vurmak ve o tarafı zor durumdan bırakmak istiyor? Ama bizi kullanmaları beni çok rahatsız ediyor. Verdiğiniz manzara son derece kargaşa dolu bir manzara. Aslında bu konuya biraz sonra devam edeceğiz. Çünkü biraz sonra, kısa bir aradan sonra Susurlu konusuna giriyoruz. Susurlu konusu özellikle sizin yaptığınız açıklamalardan sonra çok boyut kazandı. Kısa bir aradan sonra, reklamlardan sonra Susurlu konusunda tartışmamıza, söyleşimize devam edeceğiz. Bu konuda bir iki söyleyeceklerim daha vardı. İsterseniz reklamdan sonra. Reklamdan sonra şey yaparız. Sevgili seyirciler, bizden ayrılmayın efendim. Sevgili seyirciler, Sayın Hanefi Avcı ile Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Yardımcısı, Şube Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı ile söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi Susurluk konusu geliyor. Susurluk konusu deyince tabii önce akla siz geliyorsunuz. Susurluk Komisyonu'na en cesur ve ayrıntılı açıklamaları siz yaptınız. Aslında susabilirdiniz. Aslında bunlar gizlidir, sırdır, devletin güvenliği vardır gibi gerekçelerin arkasına saklanabilirdiniz. Tabii ben size soracağım sorular doğrudan doğruya mahkemeye intikal etmiş olan bölümlerle değil, size kişisel saldırılar var, onunla ilgili bölümlerde şey yapacağım. Ama niçin kendiniz mi karar verdiniz veyahut da bakanlık mı size söyledi Susurluk Komisyonu'na gidip şunları 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 anlat diye? Şimdi efendim, Susurluk'ta ifade verdiniz, herkes bir yorum yaptı. Niye konuştu? Kim konuşturdu? Önce dediler ki işte Mehmet Ağar Bey'e konuşturdu. Mehmet Ağar Bey üzerine gelen tehlikelere kendini bertaraf etmek için polis teşkilatına karşı diğer teşkilatları da suçlayarak işte kendisi bunları suçlayıcı bir takım beyanlar ortaya koysun. Bu surette polis teşkilatı üzerine gelen tazyik indirilir diye iddia edildi. Bir kısım cenah böyle söyledi. Bir kısım insanlar der ki hayır, bu işte Sayın Mesut Yılmaz'la ve ANAP'la anlaştı, milletvekili adaylığına koydu. Bir kısım insanlar der ki bu adam gizli planda Cumhurbaşkanlığı'na destekleniyor. Hatta bir kısım insanlar çok açık işte Karadayı Paşa perde gerisi destekliyor gibi. Herkes bir şey söyledi. Ama kimse benim kendi kendime hiçbir etkiden almaksızın bir namus borcu olarak gidip bu doğru söyledi bir türlü kabullenmek istemiyor. Mutlaka diyor ki birilerinin söyletmesi lazım. Birilerinin bu işin arkasında olması lazım. Birilersiz bir iş olmaz inancı yerleşmiş. Doğru mu söylediniz? Yani bu öyle garip bir şey ki ben çok yakın tanıyan insanlar beni bilirler. Beni kimse konuşturamaz. Yani konuşturamaz derken bir özel gücüm yok. Ben inanırsam, inancım uğruna, doğru bildiğim uğruna doğru söyler ve konuşurum. Ama kimsenin beni yönlendirmesi, beni yönetmesi, bana bir istikamet vermesi mümkün değil. Yani ne tabiatım, ne yaradığım uğrum buna müsait yani değil. Yani siz kendim karar verdiniz. Kendim karar verdim. O benim için bir görevdi. Niye? Bu memlekete olan bir borcumdu benim. Çünkü şöyle düşünüyorum. Benim gayem ve benim hedefim suçluyu yakalamak. Memleketi suç işleyenleri ortaya çıkarmak, dökmek. Peki bunu kamu yönetimi, kamudaki insanlar yapıyorsa, bunu yapmazsam vatandaşlıkını niye yapayım o zaman? Burada çok daha vahim suçlar görüyorum kendimce. Bu vahim suçlara müdahale etmiyorsam, bu daha ciddi olaylara karşı ben bir şey harekete geçmiyorsam, peki oradaki zavallı insanları niye takip edeyim? Veya basit insanları niye takip edeyim? Buna da mutlaka yapmam lazım. Bir yemin ettim. Her türlü kanunsuzluğa karşı ben yalnız kanunun nizamı sağlamak üzere bu işi yapmak mecburiyetliyim ve bu yeminin sadık kalmak mecburiyetliyim. Bu kim olursa olsun bunu söylemek mecburiyetliyim. Benimle ilgili ifademe yorumlar yapıldı. Şu sebep, bu sebep. Peki ben şunu iddia ediyorum. Diyorum ki benim çok şey söylediğimi iddia etmiyorum. Bildiğim her şey değil. Emin olduklarımı söylediğimi söylüyorum. Bu gerçeğin %1'dir, %10'dur bir şey diyemiyorum. Ama %100 emin olduğum şeydi benim açımda. Fakat benden daha tafsilat anlatan kim var mı? Kimse var mı? Herkes el altından basına bilgi sızdırma yöntemini. Herkes bilgi sızdırıyor. Ben şunu iddia ediyorum. Eğer Susurluk Komisyonu esnasında basına intikal eden bilgilerin sahipleri gerçekten çıkarak bu bilgilere sahiplense, bunu ortaya koysalardı bugün korkunç mesafe alırdık.
Ama hiç kimse açıktan bu bilgileri vermedi. Hep el altında basına sızdırdı. Ben o bilgilerin bazılarını biliyorum ki 3 kişiden fazla insan bilmiyor. Çok gizli bilgiler veya çok dar gruplar arasında kalan bilgiler yani, ama bunlar basına sızıyor. Peki susurluk yeterince deşildi mi? Bence susurluk sadece ortaya birçok şey atıldı. Ama fazla ileriye gidilmedi. Zaten olup bitenle, ortaya dökülenlerle kaldık. Yani ortaya birçok şey saçılmıştı. Baktık bunlar ne? Bunu alıp incelemek, araştırmak, adım atmak, mesafe almak lazımdı. Bu olay tahkik etmek lazımdı. Edirmi. Maalesef. Orada kaldı. O buzdağının altında neler vardı? Yani kaçta kaçı çıktı bütün olayın? Bence bir bütün halinde olayın tamamını yorumlamak biraz zor. Çünkü tamamını bilmek lazım. Hı-hı. Ama küçük ipuçlarından işin tamamı hakkında fikir yürütebilirsiniz. Yani işin ucuna bakarak geride ne var diye. Bence biz daha bu işin başlangıcındaydık. Yani komisyonun elindeki ifadelerden hareket edildiği takdirde susurluk çözülür diyorsunuz. Ama bu olayı çözecek bütün anahtarlar oradaydı. Bütün ipuçlar oradaydı. Bütün belgeler oradaydı. Yeter ki harekete geçmesi lazımdı. Ama hiç kimse harekete geçmedi. Kim geçmiyor? Şimdi bence olayı da şöyle bakmak lazım. Susurlukla ilgili ortaya atan veya ortaya çıkan insanlar gayeler neydi? Ben bunu samimiyetimle söylüyorum. Bir takım demokrat insanlar veya bazı basın mensupları, gazetecilerin haricinde diğer insanlar çok samimi ortaya çıkmamışlardı. Bugün o kanaattayım. Herkes kendi rakibini elde etmek veya başkalarıyla ilgili bir şeyler söylemek suretiyle bir mesafe alabilmek veya karşı gördüğü, kendine hasım gördüğü grupları susturmak için kullanmayı deniyordu. Çünkü gerçek niyetleri bunun açığa çıkıp demen lazım ki bu budur. Gerçek belge ortaya konması lazım. Bu olmadığı zaman o zaman bir hesap peşindesiniz demek. Demediler yani insanlar açık açık da konuşmadılar. Açık açık konuşma, açık açık belge ortaya konmadı. Ve bir bütün halinde kamu her şeyi saklamak, her şeyi gizlemek, her şeyi örtmek temelinde anlaştı. Hiçbir şey açığa çıkarılmadığı gibi zorla çıkarılan bazı konulara ister istemez bir cevap verildi ama hiçbir şey ortaya dökülmedi. Peki kim? Birileri durduruyor diyorsunuz. Aslında birileri durur da demiyorum ama birilerinin sahip çıkıp bu olaya motor görevi yapıp ben bu olayı araştıracağım, soruşturacağım demesi lazım. O denmedi. Demedi. Yani bence fiili olarak bir güç durdurmadı. Bir takım insanlar mutlaka bu işe zarar görecek olanlar hareketini istemediler ama fiili bir karşılık koyma yapmadılar. Fakat bizim bu olayları çözecek, bu olayları araştıracak sistemimiz yoktu. Kamu vatandaşın suçlarını araştırmaya çok kendini yetiştirmiş. Ehil insanları var, sistem ona göre kurulmuş, çok güzel çalışıyor. Hele son yıllarda gayet güzel çalışıyor. Ama kendi kendine araştırma sistemleri yok. O yok. Durmuş. Ve öyle bir sistemimiz yok. Durdunuz. Kim yapacak bilemiyoruz. Komisyonun ne hatası oldu sizce? Bence komisyonun hatası demeyeyim de ya her şeyi biz komisyonda bekledik. Yani bu komisyon sihirli bir denek her şeyi çözsün dedik. Bu komisyon gündüz kişi zor dinliyor. Bu kadar geniş bir olayda, bu kadar çok fazla mesafe alınması gereken bir olayda çok hızlı çalışılması, çok pratik hareket edilmesi, 5-10 kolda çalışılması lazım. Bana göre komisyon belki sadece üst düzey bürokratları, siyasi kişileri sorgulaması, ifade alması lazımdı. Ama daha altta bu olayın pratik polis gibi hareket edebilen, zabıta gibi hareket edebilen, araştıran insanların olması ve delil toplaması gerekiyordu. Ama komisyon öyle çalıştı ki günde bir kişiyi dinlemek, hafta bir defa bir yazışmaya cevap vermek gibi çok yavaş bir hareket. Şimdi adliyeye de şey yaptı, intikal etti. Adliye doğruyu, gerçekleri çıkarabilecek mi adliye? Adliye susurluk diye olaya gördüğümüz o kütlenin çok küçük bir kısmı gitti. Yani emniyetle ilgili kısmı gitti. Oradaki birkaç yargılanan polisle ilgili kısımları gitti. Bunun dışındaki diğer bir bütün halindeki hiçbir şey adliyeye de gitmedi ve tahkikat da yapılmıyor. Buzdağı hala duruyor olduğu hale gibi. Hala duruyor. Kapatıldı mı sizce dosya? Bence dosya kapatılmadı. Ama adım alın, mesafe alınmıyor. Ciddi bir araştırma yapılmıyor. Üzerine gidilmiyor. Bunu araştıracak, bunu sorgulayacak, bunun üzerine devam ettirebilecek motor gücü ihtiyacımız var. Bir teşkilatı, birimi ihtiyacımız var. Mesafe almaz. Ama ne yaptık dersiniz? Bence çok önemli bir şey yaptık. Ben kendi içinde bulunduğum atmosferden dolayı biliyorum. Öyle bir hal gelmişti ki illegal yöntemler, kanunsuz bir takım hareketler veya insanların böyle düşüncesizce, şuursuzca gittiği bir istikamet vardı. Ama en azından şunu susurluk olayıyla birlikte herkes durdu. Mutlak bir kanun itaatin gerektiğini, diğer yol ve yöntemlerin çok yanlış olduğunu herkesin kafasına yerleşti. Tüm kamuoyunda bu yanlış yöntemler teşhir edildi. Bence bu çok önemli bir başarı. Belki geriye gidip suçları çıkaramayız ama önümüzde işlenmesine mani olduk. En az da bu tür yöntemlerin yanlışlığı herkese teşhir edildi. Herkes bunu hissetti. Bu çok önemli mesafe bence yani. Bu tip uygulamalar hala sürüyor mu? Yargısız infazlar bütün bunlar hala sürüyor mu uygulama? Şimdi böyle bir sürüyor, eskiden vardı, şimdi yok diye böyle bir iddiada bulunmak istemiyorum. Ama son zamanda basında bu tür konuların çok azaldığını görüyorsunuz. Yani birileri çıkıp da şu adam işte infaz uğradı diye bir iddiada var. Elbette her iddia edilen doğru değil. Bir takım illegal örgüt mensuplarının kendi aralarında yaptıkları infazlar var. Bizim
bir grubumuz bir zamanlar bir operasyon yapmıştı. 6 ay boyunca örgütlerin elinde tutuklu kalmış insanlar çıkarttılar, getirdiler. Hı. Yani bunlar da zamanında zabıtanın polisin asker üzerine atılmıştı. Elbette her iddia doğru değil. Ama o kadar fazla iddia vardı ki bu iddialarda ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Siz bu Susurluk Komisyonu'na yaptığınız, verdiğiniz ifadede dediniz ki bir takım askerlerin de bu işe karıştığını söylediniz. Hatta Tuğgeneral Veli Küçük'ün adını verdiniz. Hatta jandarma komutanı Koman Paşa tahkikat yaptırmış. Sizin ileri sürdüğünüz iddiaların hiçbirinin varit olmadığını söylemiş. Hatta size karşı dava açacağı dahi gazetelerde haber olarak çıktı. Hakkınıza dava açacakmış. Neden Tuğgeneral Küçük'ün adını verdiniz? Yani aslında, elinizde bir delil, bir şey... Şöyle söyleyeyim. Benim tüm anlattıklarım bir anahtardı. Biz istihbaratçıyız. Biz bir takım harekete geçecek kuruluşlara, tahakkat yapacak birimlere neyin nerede başlaması gerektiği, neyin araştırır zaman ne bulabileceğin anahtarlar veririz. Hı hı. Eğer bunlar gerçekten araştırılırsa da belli bir istikamette bir şeyler çıkarılabilir. Ben insanın kendini övmesi belki çok düzgün bir şey değil ama geçmiş meslek hayatım boyunca bir takım istihbarat olaylarıyla ilgili verdiğim bilgilerden, bugün de çok ciddilerdi. Giden timlerin çatışmaya girmesi gerekiyordu. Bu ölüm kal. Buna rağmen verdiğim bilgilerden %1 bile yanıldığımı çok az hatırlıyorum. Çünkü çok ihtiyatla hareket etmesi gerektiğini anlıyorum. Bu olayda da ben yalnız askerlerle ilgili değil, bu olaylara karıştığına inandığım, öyle düşündüğüm ve ona emin olduğum bütün insanlarla ilgili söyledim. Askerden çok jandarmadaki belli birimlerin ve belli kişilerle ilgili söyledim. Bu iddiamız... Siz JITEM üstünde durdunuz çok. Daha çok o birimde görev yapan insanlarla ilgili iddialarım oldu ve söyledim. Bununla ilgili daha sonrasında bir de rapor yazdım. Yani benim sadece Susurluk Komisyonu'na verdiğim ifadelerim değil, Susurluk Komisyonu sonrası Jandarma Genel Komutanı'na arz edilmek üzere hazırladığım bir raporum, notum vardı. Yani, bir rapor. Yani, Jandarma evet. Komutanlığı'na gönderdiniz. Jandarma Genel Komutanlığı'na gitti. Hı. Ama bu daha çok Susurluk'taki olaylar belki biraz açılmış haliydi. Hı. Oraya gönderildi ve bunun tahakkat yapıldığı ve bu tahakkatın neticesinde iddiaların varit olmadığı, bundan dolayı bu iddiaları varit olmayan kişi hakkında işlem yapılsın diye bana evrakın gönderildiğini, genel müdürlüğümüze geldiğini duydum ve bununla ilgili müfettiş tahkikatı yapılacak. Önümüzdeki gün tahkik edildi. Şu anda ben haklıyım, haksızım diye bir iddiada bulunmak istemiyorum. Hı. Ama şuna seviniyorum. Değil mi? Ben adresim vardı, konuştum. Benim aklımda bir dava açıyor. Herkes de böyle olsun. Ama şunu öğrenmek istiyorum. Benim aslında söylediğim hiçbir şey boş değildi. Ben Susurluk Komisyonu'na dedim ki şurada Bodrum'da bir otelciye gidilerek zorla para alındı. Bunu yapanlar insanlar, şu insanlardı. Burada şu görevliler de vardı. Hatta banka çekleri alınan şurada bozdurdu diye adres verdim. Susurluk Komisyonu bankalara gitti ve onları tahkik etti. Dedi ki bu bankalarda hakikaten böyle bir şey alınmış mı? Evet, bankalar baktılar ki benim iddialarımda olduğu gibi gerçekten 40 bin dolar karşılığı alınmış, belli insanlar tarafından bölüştürülmüş ve benim raporumda belirten insanlar tarafından bankada çekilmiş. Bu bankalarla sabit. Tek tek. Ayrıca bu belgelerle ilgili bir kişinin de beyanı var. Diyor ki evet ben bu suç işledim bu insanlarla beraber. Bu görevlerle beraber. JITEM mensubu bunlar. Ben o zaman öyle telafi etmiştim ama jandarma istihbarat mensupları olduğunu söylüyorlar. Ama toplumda çok yaygın bir iddia var. Bunların isimleri bu birimin ismi diye. Bu olayla ilgili şunu arz etmek istiyorum. Bir şahit var. Diyor ki bu çekleri ben aldım bu kişilerden. Bu çekin şu kadarını ben kendim aldım. Bankada bozdurdum ve imzaladığım bir tane de o şahsa ait. Bunun 10 bin dolarlık kısmını da şu subaya verdim diyor. Bu subay bozdu. Evet o 10 bin dolarlık kısım da var ve alınmış. Şunu şu arkadaşa verdim diyor. Ve bunlar doğru. Yani bu şahsın bir beyanı var. Ve bankadaki makbuza da bunları doğruluyor. Benim iddia ettiğim konuda bir tanesi. Yine aynı tarihlerde ben Susurluk Komiseri ve Jandarma'ya da verdim bu olayı. Bodrum'daki bazı polis görevlileri, bazı oradaki subaylar da sivil insanları şüphelenerek şikayet almışlar, konuşmuşlar ve bırakmışlar. Yani bütün belgeler bunu doğruluyor. Çok tesadüftür. Gerçekten benim Susurluk Komisyonu'na verdiğim her konuyla ilgili ya belgeler ortaya çıktı veyahut da olaylar onları doğruladı. İşte Adil Öngen'in vurulması olayı. Ben ifadeden bahsettim. Daha sonra bana başka bir olay geldi. Bu olayı anlatıyorum. Susurluk Komisyonu gidiyor bakıyor. Hakikaten banka makbuzları var. Ama bu tahakkatlar yapılırken ben de haricen izliyordum. Bir takım tanıklar tahakkatı yapıldıkları yere götürülürken özel görevler tarafından gönderildi. Şimdi İzmir'de ifade alınıyor ama İstanbul'daki tanıklar kendilerinden gittiler orayı, olay yerine gittiler. Bir takım insanların ifadelerin değiştirilmesi konusunda onlarla görüşmeler yapıldı da ben biliyorum. Ama üst komutanlığa bence tam tafsilat her şey anlatılmadı zannediyorum. Anlatsalar bu kanaate sahip olmazlar çünkü çok açık belgeler var. Ve bu belgeler benim beyanlarımla birbirini doğruluyor. Benim. İkincisi ben Veli Küçük albayı, o zaman albayı hizmette çalıştığı dönemler hatırlıyorum. Şahsen tanımam. Görmemişim. Basındaki fotoğrafı daha sonra gördüm. Hı hı. Ama benim
olup bitenlerle ilgili duyduğum şeyler var. Bir ikincisi Susurluk olayı patlamasıyla birlikte ortaya saçılan bazı belgelerin incelenmesi var. Şimdi isim vermek istemiyorum ama yine ifademde geçen subaylardan bir tanesi mafyacı diye bildiğimiz bu adla deklar olmuş. Tüm toplumda kamuoyuna mal olmuş. İnsanlardan 5-6 tanesi çok sık görüşmesi var. Mesela? Bu isimlerden birçoğu sayılabilir ama şimdi şahsi haklara saldırı olur. Kendimiz şahsi haklara saldırı diye çıktık. O isim vermiyorum ama bunlar benim ifademde var. Özellikle Susurluk Komisyonu ifademde sonra jandarma verdiği ifadede var. Onlar daha çok da kendi adlarıyla değil de başkaları aldıkları GSM telefonlarıyla karşılıklı görüştüklerini görüyorsunuz. Yine çok enteresandır. Mehmet Özbay kimliğini kullanan Abdullah Çatlı'nın kullandığı şu anda İstanbul'daki Devlet Güvenlik Mahkemesi kayıtlarına da geçmiş olan bir GSM telefonu bu subayımızla görüştüğünü görüyorsunuz. Gerçi herkes diyor Mehmet Özbay diye tanıdı. Bir iş adamı diye tanıdı diyor. Ama burada bir enteresanlık var. Hem bu gerçek hangi telefon bu mesela? Şöyle söyleyeyim 313-80-95 bu kayıtları 80-95 532'li bir telefon. Nevzat Amasya adına kayıtlı. Abdullah Çatlı'nın kullandığı bir telefon. Bu Susurluk Komisyonu'nun Susurluk'taki İstanbul DGM davanın içinde dosya içerisinde de vardır. Bu basına da yansıdı bu olay. Bu insanla görüşmesi var. Şunu diyebilirdi bu insan, savunma yapabilir bu subay. Der ki ben de Mehmet Özbay'ı tanıyordum diye. Ama aynı subayın gerçek Mehmet Özbay'la da görüşmesi var. Hem de gerçek Mehmet Özbay'ın hem GSM telefonu var ki bu posta kayıtlarında var 212-52-78-532 hem de bunun sabit telefonu var. Gerçek Mehmet Özbay'ın biliyorsun İstanbul iş yeri vardı. Evet. 229-48-0. Her ikisi de karşılıklı görüşmeler var. Peki sahte isimli Mehmet Özbay Çatlı'yla görüşüyorsunuz. Bir de gerçek Mehmet Özbay'la görüşüyorsunuz. Buna rağmen anladım. Bu insan bu olayla alakası yok. Yine sağ muştanla falan bir ton irtibatları ben o tarafa gelmiyorum. Yine aynı kişilerle ilgili biliyorsunuz bir astsubay arkadaşımız da Susurluk'ta ifade verdi. Ben hatta diyorum da Susurluk'un iki suçlusu var. Bir astsubay Hüseyin, bir emniyetçi Hanifi diyorum. Yani bu olayda böyle karşılıklı bir olay var. Yine burada çok söylenici yazıldı. Cem Mersever'in olayı var. Bunun ilgili 100 tane şahitle 100 tane delil de bulunabilir. Ama şu diyorum ki o olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı'nın emniyetin yönetim biriminde özellikle istihbarat MİT'in o zamanlar görevlileri namuslar üzerine yemin ederek bu olayı bilmiyoruz diyebilirler mi? Diyemezler bana göre. İkincisi, yani kimin Cem Ersever'in öldürmesi olayını biz bilmiyoruz. Yani kimin öldürdüğünü bilmiyoruz. Evet diyemezler. Veya yani, nasıl olay hani şahıs olarak yani değil demek ama ki biliyorlar. Şekil olarak diyemezler. Evet birçok insan biliyor. Biliyorlar. Evet birçok insan biliyor. Kim? İkincisi, siz biliyor musunuz? Bunu ifademde bir nebze bahsettim. Bu olay da mahkemede. Mahkemede ifade verdim. İşte Ankara Devlet Güvenlik Savcısına. Şey olduğuna göre hani ifadenin gizli bir tarafı yoktur. Doğru mu? Ankara Devlet Güvenlik Savcısına verdim. Daha dava açılmadı zannediyorum. Şu an savcılıkta olduğu için. Bilmiyorum. O bakımda yanlış olur. Ama şu bir gerçek. Olayın şeklini biliyorlar en azından. Neye nesil. İkincisi çok daha gariptir. Biz veya bugün polis kayıtlarında veya jandarma kayıtlarında Cem Ersever'in olayı faili meçhul diye kayıtlı olduğunu zannetmiyorum. Yakında örgüt, biz mesela faili meçhul olaylarımızı her yakında örgüt mensubuna sorarız. Siz mi yaptınız diye. Evet. Bu olay kimseye sorulmuyor. Bu olay faili meçhul diye geçmiyor. Ha ben bunu niçin söyleyeyim? Tüm bunlar varken benim iddialarım yalansa verecek bir cevabım yok. Anlıyorum. Şimdi bir yerde yalnız noktayı koymamız gerekiyor. Çünkü hep burada jandarma dedik. Orada kahramanca çarpışan jandarma var. Ve bütün insanları sanki jandarma, orada görev yapan jandarma suçlu. Nedir bu? Kaç kişi? 5 kişi? 6 kişi? 10 kişi? Boyutunu siz daha iyi biliyorsunuz. Çünkü her kurumun içinde şeyi vardır. Çürüğü vardır, çarığı vardır. Bunda hiç alınacak bir şey de yok. Ama nedir? Onu yerine oturtalım ki yanlış anlamalara sebep vermeyelim. Mutlaka. Bu hem jandarma için geçerli, hem emniyet için geçerli, hem MİT için geçerli. Çok azınlıktadır bu insanlar. Gerçekten çok az bir insan grubu yanlış yoldadır. Büyük bir çoğunluk budur. Bence çok güzel bir nokta. Ben bunu söylerken en büyük etkenim de buydu. Güneydoğu'da binlerce insanımız olayların içerisinde savaşıyor, çarpışıyor. Benim kucağımda da polislerimiz öldü. Benim kucağımda da öldüler. Ama bu insanların hakkını, hukukunu savunması lazım. Bu insanların adına, bu insanların adı lekelenerek yapılmasına ben karşıyım. Vatan millet diye gösterilen, biz ülke yararına diye yapıyoruz diye gösterilerek yanlışlıklara ben karşıyım. Tabii. Devletin devlet için yaptığı, yanlış da olsa ben bunları bahsetmedim. Elbette bahsettim ama devlet diye gösterilen, kamu menfaati diye gösterilen ama kamu menfaati tabii olmayan, kişi menfaatlerine olan olaylar yanlış. Yalnız Hanif Bey tabii bu arada şimdi öyle bir noktaya geldik ki
Sanki herkes haklı. Sizin hiç siz hakkınızda iddia yok. Siz hiçbir şey yapamamışsınız. Halbuki sizin hakkınızda da çok iddialar var. Özellikle Güneydoğu'da görev yaptığınız dönemlerle ilgili olarak faili meçhul cinayetlerde itirafçıları kullandınız. Biraz sonra Mehmet Eymür konusuna geleceğim ama oraya gelmeden önce mesela siz Abdullah Çatlı'yı tanıyordunuz değil mi? Abdullah Çatlı'yla ilişkiniz oldu. Çünkü öyle bir yerdeydiniz ki olmamasına imkan yok. Şunu şöyle söyleyeyim. Benim hakkımda o kadar çok yaygın iddia yok. Hiç kimse Hanif Avcı şu olayı yaptı veya şu insanları kullandı diyemez. Hiç kimse benim hakkımda yani öyle bir iddia yok. Ancak şu deniyor. İşte itirafçıları bu çok tanıyordu. Evet. Bütün itirafçıları ben tanıyordum. Neden? Ben Olağanüstü Hal Bölge Valiliği bölgesinde görev yaparken cezaevinde bulunan itirafçıların bir takım sorunlarıyla ilgilenmek üzere bir görevlendirilmiştim. Oraya gidiyordum. Herkesin dertlerini, şikayetlerini dinliyordum. Onların birçoğun aileleriyle ilgili sorunları vardı. Operasyonlarda yine, kullandınız mı? Hayır, benimki değil. Yeni verilecekleri bilgileri alıp ilgili makamlara aktarıyordum. Zaten operasyon yapma yetkisi bana ait değil. Operasyonda kullanmak için yasalara göre bazı bu konuda çok yanlış iddia da var. Hı. Diyor ki itirafçı aldı kullandı. Hayır. İtirafçı yeni bilgi belge vereceğim. Eksik anlattığım konulara yer göstereceğim diye müracaat ederse o yerin zabıtası Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne müracaat eder. Mahkeme kararıyla belli süreyle çıkarır. Yoksa hiçbir makam cezaevinde bunu itirafçı çıkaramaz. Ama bunları açık açık konuşmakta yer var. Bunlar tetikçi olarak kullanılıyor. Kullanıldı. Bunlara bir takım insanlar öldürtüldü. Şimdi bir takım iddialar vardır. İddialar ama siz de bunu biliyorsunuz. Siz de zaten bunları üstünde yaptığınız açıklamada, komisyona yaptığınız açıklamada üstü az çok kapalı bir şekilde de şey yapıyorsunuz. Ortaya. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu konuda çok yaygın iddialar var. Ama gerçekten itirafı çocuklardan devlete bilgi, belge vermek çok yardım etmiş insanlar da var. Belki bir veya iki kişi yanlış kullanmış olabilir, kötü kullanmış olabilir. Çünkü bu Muratlar onların, var mesela. Ha onları da bu itirafçıların büyük bir kısmı örgüt içerisinde geldikleri için daha çok örgütsel yöntem ve metodu iyi bilirler. Belki bunların böyle yapılmasına, angaj edilmesine kendine de rehberlik etmişler ama büyük bir kısmı gerçekten devlete önemli bilgiler vermişler. Muratlar meselesine gelince ben Murat Demir'i o Diyarbakır Cizel'in yattığı dönemde tanırım. Gidip geldiğim sürede görmüşüm. Murat İpek hiç tanımam. Çünkü Murat İpek benim gelmemden sonra cezaevine düşmüş. Ben İstanbul'da görevli olduğum dönemde bir defa Murat Demir'in ailesi Van'dan göç edip Tekirdağ'a yerleşiyor. Geçerken 93 yıl olması lazım. Bana bir uğradılar. Bir takım şeyler anlatmışlardı. Yani biz buraya gidiyoruz diye gittiler. Ondan bu yana ben Murat İpek'le ve Murat Demir'le zaten Murat İpek'i hiç bilmiyorum. Hiç yüz yüze görüşmedim. 100 metre mesafede yan yana gelmedim. Zaten bana eleştiri bir tanesi de buydu. Bunları Hanif Avcı tabii, kullanıyordu. Tabii. Bu nereden çıktı? Yani sizin onları kullandığınız, evet, onun gibi evet. Bir takım itirafçıları kullandığınız evet. Tetikçi olarak bütün birçok faili meçhul cinayetin işlenmesinde etken olduğunuz. Faili meçhul konusunda bana hiç kimse iddia edemez. Murat Demir ve Murat İpek'in bir takım konuşmaları vardı. Bence çok yanlış şeyler de söylüyorlardı. Bu konuları benim söylettiğim iddia edildi. Bu nereden kaynaklandı? Murat Demir'in ilk yaptığı bir dergi röportajda soruluyoruz. Biz de soruyoruz. Diyor ki tersine hayır diyor. Hanif abi çok dürüst ve namuslu bir insandır. Bizi sadece bilgi almak için, bilgi toplamak için kullanmıştır veya konuşmuştur. Kesinlikle bu tür işlere sokmamıştır diyor. O cümle, o insanın doğru dürüst konuştuğu bu cümle benim bugünkü bu noktada bu adamları kullanıyor şaibesine gelecek kadar hayatını etkiledi. Ben şunu açık söylüyorum. Bu konuyla ilgili bana sonra herkese şunu demişimdir. Bu çocuklar belki bildiği bir iki doğru şey olabilir. Ama bu çocuklar ortada kalmışlar. Bir takım para temin etmek için veya kendilerini kabul ettirmek için yalan yanlış her gün yeni bir şey ekleyerek ortaya çıkıyorlar. Her gün yeni bir şey ekleyerek insanları aldatıyorlar ve bu çocuklar zavallı şu sokakta kalmış insanlar. Hatta bu Uğur Mumcu komisyonuyla ilgili ifade almaya gittiği zaman komisyona ben komisyona girmezden önce bir yerde bunlar PKK'lı ve PKK'nın verdiği pasaportlarla şey yapıyor. Ama oraya geleceğim. Ben Uğur Mumcu komisyonuna girmezden önce Uğur Mumcu komisyonu açıklama yapıyordu. Bu itirafçı da gelirse bilgilerini alabiliriz sizin vasıtasıyla duyururuz diye. Ben de koridorda duyuyorum. Ve komisyona girdiğim zaman bakın benim komisyon ifadem de burada var size gösteririm. Dedim ki ilk defa komisyona efendim doğru ile yanlış birine karıştığı zaman yanlış yola gidersiniz. Bu çocuklar belki bir iki şey biliyor olabilir. Ama o kadar şey abartıyorlar ki sizi yanlış yola sevk ediyorlar. Sizin konunuzla ilgili konuda hiçbir şey bilmelerim maddeten imkanı yok. Filan imkanı yok. Bu adamlar yanlış söylüyorlar. Bunları dinlemenize de gerek yok. Yanlış söyledi. Bunu ben söyledim. İfade sabit. Zaten bu kişiler biliyorsunuz daha sonra İstanbul'da Şanlar Yurdu Tapan'ın yakalanmasıyla birlikte evet. Çıktı ki en azından PKK'ya doğru gidip o tarafa bağlantı kurdular ortaya çıktı ki bu da benim tarafımda yönlendirilmesi çok açık. Ve şunu söylüyorum. Ben siyasi olarak geçmişim olarak çekek yapılmış biriyim. Susurluk Komisyonu ifademi verdikten sonra benimle ilgili herkesle araştırma yapılmıştır. Bu devletin diğer güvenlik birimleri tarafından. Bu adam hakkında ne var bilelim. Kimileri bir açığımı bulmak için,
Kimileri başka şey söylemek için herkese soru sormuşlar. Benim telefon konuşmalarımın bir kısmını ben banda kaydediyorum beni arayanlarla ilgili. Yüzlerce vatandaşın ifadesi var bana. Diyor ki sana geldiler, seninle ilgili sordular. Hı. Soru da şu, bu adamla ilgili bir açık biliyor musunuz? Hı. Bu adamın bir eksiğini söyleyebilir misiniz diye. Zaten en ufak bir eksiğim bulsalardı ben kamuoyunda paramparça edilirdim. Şimdi, bu adam hiçbir açığımı bulamazlar yani. Bu arada siz Eymür'le, Mehmet Eymür'le, MİT mensubu Mehmet Eymür'le önemli ilgili önemli suçlamalarda bulundunuz. Şimdi ve dava açtı. Davanız da yarın başlıyor. Peki bütün bu suçlamaların elinizde somut bir delil var mı? Ne bileyim mesela Eymür'ün Çatlı ve Yeşil'le arasındaki konuşma bantları var mı? Bu deliller var mı? İddialarınız ona mı şey yapıyor, dayanıyor? Şimdi yine orada şunu söylemek istiyorum. Bu olayla ilgili benim söylediklerim daha çok anahtar. Araştırılırsa belli yerlere varılabilir. Hatta bunları bir yerde devletin gizli görevinden ayırıp kopamıyorsunuz. Onun görevi de gizliliği gerektiren bir görevde çalışıyor. Ben bunları şu anda ortaya dökersem çok yanlış şey olur. Vardı yoktu ne kadardı. Ama ben bunu... Mahkemeye vereceğiniz mi o zaman? Varsa? Hayır yani şunu söyleyeyim. Ben mahkemede bunu söyledim. Şahsi savunma uğruna devletin gizli bilgilerini veremem. Tamam ama bir yerde iddiada bulunuyorsunuz. O insanı bir yerde ister istemez bir töhmet altında bırakıyorsunuz. Onları ispat etmek de size düşer. Benim en azından bildiklerimi söylemek, ispat etmek. Ben bunu şunu bekliyordum. Milli İstihbarat Müsteşarlığı bir tahakkat açsın. Hatta ben basında müsteşarlığın böyle bir tahakkat açtığını duydum. Bunun üzerine Milli İstihbarat Müsteşarlığı'na müracaat ettim. Burada dilekçem var. Ayın 4. ayın 3'ünde dedim ki böyle bir şey duydum basında Sayın Müsteşar'a. Bu konuda bildiğim her konuda yardımcı olmaya hazırım. Beni lütfen dinleyin diye. Ama aradan geçen 4 aya yakın zaman oldu. Ben halen çağrılmadım. Ben her şeyi iddia ederim değil mi? İspatları değil mi? Ama ben şunu ispatlayacağım. Ben kendilerine bu insanların bir takım garip ilişkiler içerisinde olduğunu, bu garip ilişkilerin normal ölçülerle kabul edilemez olduğunu, ne Milli İstihbarat'ın kanunda ne başka bir kanunda hiç kimse bir katil şebekesiyle bir takım insanlar ilişki geliştiremez. Geliştir demiyorum. Benim iddialarım şu. Bu diyorum Milli İstihbarat'a göreli bazı insanların, en azından bazı kişilerin, işte Yeşil diye bilinen kamuoyuyla birçok olayda karışmış insanlarla irtibat ilişkileri var diyorum. Ve bunu en azından kendilerine nerede nasıl bulabileceklerini anahtarlarını da veriyorum. Hatta bunu Susurluk Komisyonu'na verdiğim zaman bakın Susurluk Komisyonu benim beyanlarım üzerine şeye sordu bankaya. Bankada iki ayrı gelen cevap var. O tarih itibariyle bunu daha sonra bazı insanların ifadesi de doğruladı. Yani burada Hurşit Han dahil bazı insanlar kendine tehditle para alındığını söylediler. Ve banka hesap numarasında burada bu paraların tek tek gönderilip bu kişi tarafından çekildiği belli. Ayrıca iki tane İranlı öldürülmüş. İki İranlı kaçırılıyor ve kendilerine para isteniyor. Bu para istenmesine rağmen şahıslar, aileler bu parayı yatırıyor. Bu çok büyük para. 300 bin mark, 50 bin dolar. Ve daha sonra bu insanın ölüleri bulunuyor. Bu parayı çeken kişi kendi adını kullanıyor. Bankada varıp çekiyor, alıyor. Hatta ben bu ifadeyi veriyorum. Susurluk Komisyonu bu ifadelerin buradakilerin fotokopilerini aldı Susurluk Komisyonu bankada. Banka memuru diyor ki komisyon görevlisine. Diyor ki bunu o kadar çok suretini alıyor. Birbirinizi alsanız da hep bana bankaya geliyorsun. Emniyet geldi, jandarma geldi, Milli İstihbarat geldi. Herkes diyor bunun bir fotokopisini aldı. Bakın bu olay tarihi 1995 yılının birinci ayı. Ve bu para kişi tarafından çekildiği açık belli. 300 bin mark para. Peki bu adamın bu olayla ilgili ciddi alıp sorgulanması lazım. Bu olayla ilgili sorulması lazım. Bu olayı siz kullanamazsınız. Bu adam sizin hedefiniz olabilir ama siz bu adamın işi geliştiremezsiniz. Ama Hanefi Bey bir yerde şöyle bir manzara çıkıyor ortaya. Siz diyorsunuz ki bir takım deliller var, bir takım gelişmeler var. Hukuk dışı uygulamalar var. Susurluk hukuk dışı uygulamalar vardır. Ama birileri durduruyor diyorsunuz. Yani bir yerlerde bir kapılar kapanıyor. İnsanlar konuşmuyor. İnsanlar kaçıyor ve kapılar kapanıyor. Şimdi bu bir yere duruyor ama durmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi demin de bir nebze bahsettik. Kamu yönetimi veya kamu bir bütün halde kendi suçunu, kendi eksikliğini, kendi yanlışlıklarını araştırma ve tahlil etmek üzere çok organize değil. Ben bunu sürekli ifademde bahsettim. Meclis bizim üzerimizde yani askeri kesim üzerinde, Milli İstihbarat Teşkilatı bizim üzerinde herhangi bir denetimi yok. Daha doğrusu siviller bunu kendilerinin görevi gibi saymıyorlar. Hatta daha açık söyleyeyim. Siviller birazcık çekiniyor bu teşkilatlardan. Yani bizi gelip denetlemekten, Milli İstihbarat denetlemekte biraz ürküyorlar. Bu kendilerinin görevi değilmiş. Bu teşkilatlar daha kendileri üstündeymiş gibi görüyorlar bana göre. Ve Türk demokrasisinin çarpıklığının çok bariz örneğidir burada. Şimdi bunu siz tahkik etmezseniz, araştırmazsanız nasıl çıkaracaksınız? Herkes bekliyor bu araştırılsın. Kim araştıracak? Hep başkalarından bir yardım bekliyor. Biri gelsin araştırsın diyoruz ama kendi sistem harekete geçmiyor. Bakın ben 4 aydır oluyorum. Halen bu konuda bir tahkikat yapılmış değil. Bu konuda gelip bir araştırma yapılmış değil. Veya bu konuda bende sorulmuş değil.
Anlıyorum. Tabii bu arada insanlar da şey yapıyorlar, bir soru işareti olarak çıkıyor. Siz çok yakın çalıştınız. Mehmet Ağar hakkında bir sürü iddia var, herkes bir şey. Mehmet Ağar'ın Susurluk olaylarının içindeki yeri neresi? Şimdi ben bunu Susurluk'taki ifademde bildiğim ve gördüğüm kadarını çünkü siz aktardım. O ifadenizde Mehmet Ağar'la Eken'e bir ayrı yer verdiniz. Yani üstü kapalı böyle bir takım imalarda bulundunuz orada. Yani onlarla ilgili oldukça geniş bir ifade verdim. Ve şu anda da kendi teşkilatım tarafından en çok bu konuda suçlanıyorum. Kendi arkadaşlarım hakkında bilgi verdiğim için veya kendi bakanım hakkında. En ağır ithamlar bana oradan geliyor, insan vermemesi. Bu konu İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne intikal etti. Önümüzdeki dönemde ben de şahit olarak çağıracaklar. Bildiğim kadarıyla mahkemeye intikal etmiş, bu konuda çok fazla şey söylemem mümkün değil. Ama Susurluk Komisyonu'ndaki verdiğim ifademi aynısıyla bugün muhafaza ediyorum. En ufak bir değişiklik söz konusu. Yani? Yani bu işlerle alakası var, irtibatı var diyorum. Mehmet Ağar'ın? Bu Susurluk Komisyonu'nda verdiğim ifademin aynı kanaatı taşıdığımı söylüyorum. Ama buna fazla şey eklersem yanlış şey, yani denmesin ki kendilerine gelince, polisle ilgili ifadeye gelince doğru söylemedin mi? Ama bu olay mahkemeye intikal etmiş. Ben de şahit olarak çağırmıyorum. Ama ben de komisyondaki verdiğiniz şeyi tekrar, yani okuyucular tam olarak hatırlamayabilirler. Siz oradaki şeyinizde nasıl bir çerçeve çizmiştiniz Mehmet Ağar'ın rolüyle ilgili? Şimdi aynı konuyu söylemekte zorlanıyorum ama isterseniz ifademi vereyim, aynısıyla geçilebilir. Benim orada çok kısa hatlarla bahsedeyim. İşte Mehmet Bey'in kendisinin bu işlere bilgi sahibi olduğunu, Korkut Bey'in sivil bir takım unsurlarla irtibatlı olduğunu, İbrahim'in resmi polislerle irtibatlı olduğunu, böyle bir organizasyonun ben ana hatlarla bir şemasını çizmiştim. Ama daha fazlası belki şey yapılabilir, fakat mahkeme intikal etmiş konu hakkında. Anladım. Zaten yeterince başımda sorun var, buradan açmak istemiyorum. Hanif Bey, bir bazı olaylar var, çok garibine gidiyor kamuoyunun, nedeni anlaşılamıyor. Örneğin Gazi olaylarını kim yaptı? Neden çözülemedi? Yeşil neden yakalanamıyor? Neden? İstihbaratçısınız. Terörle mücadele yıllarınızı verdiniz. Neden olmuyor bu? Aynı konu bazen bize vatandaşa soruyor, biz de cevap vermekte zorlanıyoruz. Diyoruz ki işte yurt dışından gelmiş şu kadar gizliliği olan bir örgüt mensubunun şu taşın altında saklanırken bulup çıkarıyorsunuz. İşte yurt dışından gelen şu kadar militan tam şu eylemi yapmak üzereyken hemen yakalıyorsunuz. İşte dün Antalya'da yine yurt dışında eylem yapmak üzere gelen bir grup yakalandı. Sınır boyunda gizli silahların hepsi çıkarıldı. İşte yurt dışına kaçmak üzere olan bir mafya mensubu yakalanabiliyor. Çok harika şeyler yakalanabiliyor. Ama bazı konuda bakıyorsunuz ki evet yakalanması lazım. Yakalanmıyor, aydınlatılmıyor. Yeterince uğraşmadığımız manası çıkıyor. Gazi olayları hepimiz açısından soru işareti olan şey. Ben o olayları herhangi bir illegal örgüt mensubu tarafından yapıldığına inanmıyorum. Herhangi bir sol örgüt mensubu, zaten sağda bir örgüt yok, veya bir ülkeler örgüt mensubu tarafından yapıldığı inanmıyorum. Kim yaptı? Bu olay bence devlete ait bir takım güçler. Devlette diyemiyorum. Devlet diyemiyorum ama devlete bağlı veya da devlet içinde. Devlet demek belki yanlış olur ama çünkü devlet bence kutsal bir mefhum. Bu yanlışları yapmaz ama devlet insanı kullanan bazı insanlar yanlış yapabilir. Ama şu bir kesin. Terörist gruplarca yapıldığına dair ben inanmıyorum. Ve benim elimde böyle bir istihbarat derleyemiyorum. Ben İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü döneminde bulunduğum dönem gerimde hemen hemen hiç faili meçhul veya olay bırakmadığımı zannediyorum. Ciddi olaylar hemen hemen hepsini çözdük diyorum. En son ayrılırken Sabancı olayı failleri belli ama yakalanmamış, daha sonra yakalandı. Onun dışındaki bütün olayların faillerini hemen hemen bulduk ve aydınlattık. Ama bu olayla ilgili mesafe alamadık. Kışkırtma mı bu? Kışkırtma demiyorum ama şunu söylüyorum. Diyorum ki DEVSOL büyük oranda çözüldü. Bu olay işte bulunamadı. PKK'nın bütün timleri, bütün olaylar ortaya çıkarıldı. Biliyorsunuz birçok olay çıkaramadık. İslam Hareketi'nin şefleri dahi yakalandı. Birçok olay çıkardık ama bu olayı çıkaramadık. Geriye kimse kalmadı. Geriye şöyle diyorum, yani terörist grup diyebildiğimiz, öyle nitelediğimiz gruplarını insanla çıkaramadık. Ama %100 de bunları yapma diyemiyorum ama bendeki birikimim, benim bilgilerim bu adamlar tarafından yapılmış bir olay ve yönteme benzemiyordu. O zaman geriye bir tek işte Susurluk belki tipi bir olay. İhtimallerden biri diyelim. %100 diyemem. İhtimallerden biri diyelim. Veya hiç ummadığımız bir şey ama kesinlikle terörist gruplar tarafından yapılmadığına dair bir inanç daha ağır basmaya başladı bizde. Hala devletle çeteler ve mafya arasındaki ilişki güvenlik güçleriyle devam ediyor mu? Böyle bu tür tabirlerden çok. Ben şunu söylüyorum. Son zamanda benim rahatsız olduğum devlet yeterince bazı organizasyonlar üzerine düşmüyor. Bir zamanlar terör örgütleri bu ülkede gerçekten çok ciddi şeyler yapıyordu. İşte İstanbul'daki bildiğiniz oraları hepsini yaşıyorduk. Bunlar belli oranda mesafe kat etti ve bugün son 1-2 yıldır ciddi bir şeyler yapılamıyor. Örgütlerin önüne geçilebilir zannediyorum. Aynı ciddiyetle bir takım ekonomik suçlar, mafya organizasyonları üzerine gidilmediği inancındayım.
Bunlara çok daha organizeli gidilmesi lazım. Ciddi bir teşkilatlı birimler kurularak gidilmesi lazım. Bunlar benim için daha büyük tehlike. Çünkü ben şunu söylüyorum. İdeolojik suçluların inanışla da yani kendilerine maddi menfaat temin etmeyen ideolojik suçlarla mücadele etmek belki biraz daha kolay. Belki bu insanlarla yola getirmek belki daha kolay. Çünkü kendilerine menfaat teminin ötesinde bir inançları var. Yanlış ama bir inançları var. Bu inançları da soğuttuğunuz zaman düzgün ihale gelebilirler. Ama sırf para için, ekonomik menfaat için suç işleyen insanı ben kabullenemiyorum yani. Bu benim hiç tasvip etmediğim bir insan tipi. Para için suç işleyen, para için eyleme kalkışan insan bence insani ölçüde kabul edilmemesi gereken şey. Bu yani. Arada Bülent Orakoğlu bir yerde bir gazetede çıktı. Dedi ki 170 bin polisi var devletin. Darbeye karşı polis durur dedi. Polisin yaklaşımı nedir? Çünkü bazı kimseler de aynı şeyi söylüyor. Yani polistir, devleti koruyacak olan polistir. Polis darbeye nasıl bakar? Şimdi öyle bir abartı halinde yayınlandı ki bu silsile. Darbeye karşı polis yetiştirdi. Özel timler kuruldu. İstihbarat güçlü. Öyle bir yaygara yapıldı ki bütün insanlar doğru mu yanlış mıdan çok bu olayın vahametini tartışmaya başladı. Yani doğruluk yanlışlıkla bakılmadı. Direkt böyle bir olay olabilir mi? Bizim ülkemizde neydi? Bir defa şu gerçeği kabullenmek lazım maalesef. Böyle bir darbe hatta bir sık yönetim halini en çok isteyen polis teşkilattır. Yani ben burada bunu ben şahsen istemiyorum. Ben bunu isteyenler sınıfında değilim ama ben kendi tarafımdaki insanlara baktığım zaman polis teşkilatı en rahat çalışma koşullarının en rahat kendileri için ortamın sık yönetim dönemi olduğu inancındalar. Gözaltı süresi açısından, bir takım çevrece rahatsız edilmeme açısından, birçok açıdan sık yönetim dönemi polis için çok ideal bir çalışma şartlarıdır. Bundan dolayı polis teşkilatının büyük bir kısmı böyle bir ortamı bekler gerek olduğu zaman. Polis teşkilatının böyle bir şeye karşı çıkması hiçbir sorun olamaz. Böyle bir şeyin bence düşünülmesi bile son derece yanlış bir olay. Yani bu yanlış derken o kadar gereksiz bir olay ki niye çıkacak? Niye karşı duracak? Çünkü kendisiyle ilgili bir olay değil. Ama böyle bir abartıldı ki sanki böyle bir olaya karşı polis teşkilatı yetiştiriliyormuş gibi bir intiba yarattı. Hatta bizim teşkilatımız İstihbarat Daire Başkanlığı'nın MİT'e alternatif yetişti. İşte darbelere ihtimal verilmiyordu. Hükümet abi darbelere karşı verildi. Ben şunu açık söylüyorum. Bize özel bir destek kim vermiş? Efendim diyor ki efendim işte İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ve Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Birimi'ni özel döneminde, Çinler döneminde kalkınlandı, şu yapıldı. Ne verilmiş bize bu dönemlerde? Bizim kendimizin yaptıklarımızın dışında bize bu dönemde bizim birimiz özellik ediyor. Ne verilmiş? Ekstra diğerlerinden farklı olarak ne verilmiş? Hatta şunu kıyaslansın istiyorum. Bizim emsallerimizle bizim yaptığımız görevle kıyaslansın. Biz yine ölmek gibi olacak. Yanlış anlaşılır ama Türkiye'ye gelen meydana gelen terör olaylarını önünüze koyun. Ne oldu? Kim yakalandı? Ne kadar yakalandı? Ne kadar? Bir zamanda bizi yarışa soktunuz biliyorsunuz. İşte Sultanahmet Meydanı'na bombalar araba bırakıldı. Efendim FBI Oklahoma olayı bir haftada bulursa kaç günde bulacaksınız? Biz bunu da bir haftada bulduk. Hem her şeyle beraber. İşte harekete otobüse saldırı oldu. Bu olayı bulabilecek misiniz dedi. 10. günde bulundu. Bu kadar ciddi olaylar ben sayamıyorum ama şu bir gerçek. Türkiye'deki terör olaylarının son yıllarda 93'te benim %90'ını yakalayan birim bizim birimiz. Buna rağmen bize verilen ödenek lütfen devlet gizlileri açıklasın istiyorum. Ne vermiş bize? Ne koymuş ortaya? Ama kimse bir avuç insanın dişinden tırnağıyla koşturup bir şeyler yaptığını bir türlü kabullenmek istemiyor. Mutlaka özel bir destek istiyor. Bize en büyük destek. Ama Arif Bey ne olursa olsun siz diyorsunuz ki jandarmada bu işin içine karıştı diyorsunuz. Askerde şu var diyorsunuz. MİT şey yaptı diyorsunuz. Peki sizin içinizde yok mu? Polisin içinde yok mu? Kendi biriminizin içinde yok mu? Kendi kabahatiniz yok mu? Hani bir de kendinize dönüp baktığınız zaman sorumluluk hissetmiyor musunuz? Benim susurluk ifademdeki en ağır bölüm bence bizim kendi içimize yönelik olanıydı. Ki bunlardan İbrahim benim sınıf arkadaşım. O polislerin bir kısmıyla ben beraber göreve girmiş insanım. Çakım olaylara girmiş insanım. Beraber aktif görev yapmış insanım. Mehmet Ağar benim bakanım. Ben bunlar hakkında bunu söyledim. Teşkilat diğer birim. Mutlaka teşkilat diğer birimde hatası var. Ben söylerken polis içerisindeki jandarma asker çok küçük bir gruplar bu işi yanlış yapıyor. Ama bu gruplar üzerine gitmediğimiz için neticeleri veya yaptıkları için yankıları çok büyük oluyor. Elbette bu memleket içerisinde görev yapan her kurumda suçlu olabilir. Her kurumdaki insanlar hata yapabilir ve yanlış yapabilir. Bizim işimizde de vardır. Çıkıyor, yakalanıyor, tutuklanıyor. Çıkmayan, yakalanmayan insanlar da vardır. Mutlaka vardır. Bunu hiçbir zaman inkar edemeyiz. Ama bunlar üzerine gitmek mecburiyetindeyiz. Anladım. Hanefi Bey, bu akşam öyle açıklamalar yaptınız ki, öyle konulara değindiniz ki şimdiye kadar hiçbir devlet memuru, özellikle sizin gibi istihbaratın başında yıllarını, 23 yılını terörle mücadeleye hasretmiş bir insan yapmaz. Bu programa çıkmak için izin aldınız mı? İzin almadım. Daha doğrusu izin neden almak... Neden
biz önerdiğimiz zaman kabul ettiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi benim burada bütün konuşmalarım kendi ve arkadaşlarımın şahsi haklarımıza yönelik, bize hakaret derecesine varan, bunca yıldır, 23 yıllık emeğimizin sıfkı selametle çalışmamıza rağmen bize verilen bulgu cevabı karşı vermem gerekiyordu. Benim arkadaşlarım, birçok insanımız, bizim birimiz, ben kendim için 23 yılda bir defa 20 gün izin kullandım. Ben hayatım boyunca bir gazinoya, bir eğlence yeri, bir tatile gittiğimi hatırlamıyorum. Her türlü fedakarlığı, bütün arkadaşlarım çoğu da böyle. Ama buna rağmen bize vurulan bir damga var. Buna mutlaka benim bir cevap vermem lazım. Ben şahsi haklarımla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Ben görevimle ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Ama şu var, görevle şahsımı o kadar ince çizgi ki ayırmak çok zorlanıyorum. O ince teğet çizgiyi göreve karıştırmak için açıklamak istiyorum. Bir saniye, ben buna devam edeceğim. Mehmet Ağar hatta gelmiş. Bir şey eklemek istiyorum diyormuş. Mehmet Bey. Evet, dinliyorum. Mehmet Bey, Mehmet Ali Birant, nasılsınız? Evet. Teşekkür ediyorum, siz de iyisiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir nokta var galiba. Var, tabii, daha geniş bir pozisyonda konuşma imkanı var da şu an mahkemeler devam ettiği için. Evet. Onu izliyorum dikkatle. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar konuşmadım. Ben bir astımla filan da bir münakaşa etmek benim tarzım ve tavrım da değil. Ancak şunu söylemek mecburiyetindeyim. Terörle mücadelede benim metodumu beğenirsiniz, beğenmezsiniz, öyle çalışırım, böyle çalışırım ama ben namusumdan bir gram fedakarlık etmeyen bir adamım. Evet. Hiçbir gölge kabul etmem. Devlet hizmetinde asla bir haramla benim bir ilgim olmaz. Yıllarca benim yanımda çalışmış aslarım var. Hanife Avcı da onlardan birisidir. Gayrimeşru bir talebim, talimatım. İçerisi hiç kimseye vermiş, verilmiş bir sıkıntım yoktur. Bunu bu programda sadece bu kadarıyla tebarüz ettirmek istedim. Bunu bir rezerv olarak koymak istedim. İhtiyaç olan noktada ileride daha başka konuşmalarımız olur. Evet, yani Mehmet Bey, Hanefi Bey herhangi bir şekilde öyle bir iddiada bulunmadı bildiğim. Bulunmadığını biliyorum. Tebarüz ettirmek istiyorum ben de. Şahsım olarak burada tebarüz ettirmek istiyorum. Ben yaptığım hizmet ve mücadelede farklı metot kullanabilirim. Beğenmeyebilir, beğenen olur, beğenmeyebilir ama netice alan bir iştir benim yaptığım. Benim burada tebarüz ettirmek istediğim son derece önemli bir konudur. Ve gerek Susurluk'ta gerek meclis komisyonda söylediğim şu var. Türkiye'de bu hizmetlerde çalışan parlamenterler, Türkiye'yi idare etme iddiasında bulunanlar, herkes için, belki de medyanın önde gelenleri için, herkes için servet araştırması yapılmalıdır. 38. derece akrabalarına kadar muvazalı satışlar, yurt içi, yurt dışı banka hesaplarına kadar şahsi menfaatleri için bu işi yapanlar var ise bunun affı hiçbir şekilde yoktur. Bunu tebarüz ettirmek için ben bu girişi yaptım. Tabii. Yoksa benim lehimde aleyhimde konuşulmuş herhangi bir şey için devreye girmiş değilim. Mehmet Bey, aslında zaten tartışma konusu olan sizin bir mali çıkar, maddi çıkar sağladığınız falan değil. Tartışma konusu bütün Susurluk olayında yaklaşımların, kullanılan yöntemlerin doğru mu kötü, yanlış mı olduğu konusundaydı. Yani tartışmanın genel çizgisi bu konudaydı. O bakımdan ki kamuoyu da zaten bunu tartışıyor. Benim söylemek istediklerim şu aşamada bunlar. Bunu tebarüz ettirmekte yarar gördüm. Yüce milletimizin bilmesi bakımından. Namuslu, haysiyetle hizmet etmiş insanlar vardır. Hata da yapanlar olabilir. Art niyeti de olabilir. Art niyeti olmadan da olabilir. Ama bunun vurgulanmasında ben şahsen yarar gördüm. Siz Hanefi Avcı'nın söylediklerine katılıyor musunuz? Genelde yaptığı... Ben programı tam olarak izleyemedim. Bir yere katılmak mecburiyetim vardı. Son sorduğunuz suali izleme imkanı oldu. Ondan sonra izleme imkanı oldu. Ben bu noktada bu kadarını tebarüz ettiriyor. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Mehmet Bey. Bir şey yarım kaldı. Ben her ne kadar izin almadım ama şahsi haklarıma cevap vermek durumunda kaldığım için cevap var. Bu benim tabii hakkım ama buna rağmen kendi üstlerime böyle bir bu benim üzerime, benim arkadaşlarım üzerine gelen şahsi haklarımıza, şahsımıza yapılan saldırılara klasik tekzip müessesesiyle cevap vermek mümkün değildir. Sözlü basında cevap vermek istiyorum. Bilginiz arz ederimde kendilerine böyle bir yazılı müracaatta bulundum. O takdir onlara ait. Korkuyor musunuz?
Bunun manası tabii korkuyoruz derken şu manada söyleyeyim. Ben korkusuz bir insan derken böyle çelik yürekli bir insan değilim. Ama şöyle söyleyeyim. Ben bundan sonra bir gelecek beklemiyorum. Yani korku derken bir kaç türlü korku. Bir makam mevki isteğim yok. Verilse daya kabul etmeyeceğimi deklar ettim. Yani 6-7 ay kadar önce bana verecek hiçbir şeye kabul etmiyorum. Hayatta çok ahmşan beklentim de yok. İstifa mı ettiniz? İstifa etmedim ama verilen görev yapmanın ötesinde bana verilecek her türlü lütuf ne olursa olsun hiçbir şeye kabul etmeyeceğimi açık açık deklar ettim, söylemiyorum. O bakımdan bir gelecek beklentim olmadığı için korkacak bir şeyim de yok. Ölümse Allah herkese nasip ettiği bana da gelecek. Bunun için pek önemsemiyorum. Bunu çok ciddi bir olay olarak algılamıyorum. Pişman mısınız? Ama çünkü siz bugün isteseydiniz hiç çıkıp konuşmazdınız. Kimsenin şeyini de savunmazdınız. Yerinizde gayet rahat kalırdınız. Hatta çıkardınız, yükselirdiniz de. Şu anda çok önemli bir iş yapmış gibi gözükmek istemiyorum. Yani ben çok marifetli bir şeyler yapmışım demek istemiyorum. Belki bu memleket için birçok şey yapmışımdır ama bunların çoğu gizli kalmıştır. Şu açığa çıkanların çok ahımşan bir şey olduğunu söylemiyorum. Çünkü bunlar herkesin yapması gereken şeylerdi. Ve herkesin yapması gereken bir şey yapmak da bana göre çok marifet bir olay değil benim açımda ya. Belki bu toplum bunu birazcık böyle beklenmediği bir şeydi. Benim gibi bir insanda veya böyle bir görevli yapmaması gereken bir şey gibiydi. Zaten ben şunu söylüyorum. Bir istihbaratçı iki kişiyle konuşmalı. Üçüncü kişiyle konuş, istihbarat bitmiş demektir. Ben de artık üç kişidir, on kişiyle, yüz kişiyle bir konuştum. Artık ben de şimdiden sonra istihbaratçı olmaz. Zaten buraya gelmezden önce de bırakacağınız mı işiniz? Müracaat ettim. Ben dedim ki bu halimle kendi kurumuma zarar veriyorum. Çünkü ben her şeyimi verdiğim bir kurumdu orası. Bir hayatımı verdiğim, çok değer biçtiğim ve bu ülke için çok önemli şey yapacağı inandığım bir kurumdu. Ama bunu bakıyorum ki bugün herkes bu kurumu yok etmeye çalışıyor. Benim şahsımda bu kuruma saldırı var. Ben bu kadar emeğe, benim dışımdaki bu kadar insanın, bu kadar arkadaşlarımın verdiği emeğe yok olmaması açısından bu kurumdan alınmamı talep ettim bakanlığa. Dedim ki benim bu kurumda varlığım bu kuruma zarar veriyor. Ama şunu inanıyorum. Yani görevden alınmayı istedim. Evet, başka bir birime atanmamı istiyorum. Çünkü şunu inanıyorum. Bugün öyle bir fırtına koparlıyor ki her şey bu kurumu susturmaya doğru gidiyor. Bu kurum susturulursa bu millet bunu çok pahalı öder. Gerçekten bunu çok pahalı öder. Bu kurumun birikimleri, deneyimleri, bu kurumu ortaya koyduğu şeyler memlekete çok önemli şey. Kanı durduruyor. Şehirlerdeki olayları durduruyor. Düşünün 95, 96, 97 yazı geliyoruz. Turistik tesislere patlamayan bombayı bu birimler durduruyor. Bu kanı bu birimler, emekliler öldürülmüyor, polise saldırı olmuyorsa bu birimdeki atsız, isimsiz Anadolu çocuklarının yaptığı çalışmalar. Bunu susturmak gerçekten günah olur. Kızgınsınız. Bu benim hakkım zannediyorum yani. Ben 20 yılın sonunda, 23 yılın sonunda bunu bekliyorum. O görmemem lazımdı. Ben bu hakareti yaşamamam lazımdı. Bana bu kadar isnatsız suçlanmaması lazımdı. Ve ben bu suçu, bu isnadı kendi üstlerimde, yönetimimle görmemem lazımdı. Belki bunu çok yanlış kullanıyorum bu deyim ama ben o konuda çok eminim. Bunun çok kolay araştırılabilirdi. İddia edilen her konunun çok güzel kayıtları vardı. Her konu bilirdi. Ama bunun tersi yapılıp bir politik savaşın ortaya biz malzeme olarak kullanıyoruz. Bu bendir son derece yanlış değil. Yalnız kaldınız hissediyor musunuz? Çok yalnız kaldığımı iddia edemiyorum ama bir takım insanlara karşı, bir takım oraya karşı çaresiz kaldığımı hissediyorum. Çünkü benim konuşma hakkım yok. Dışarı çıkıp bir şey söyleme imkanım yok. Kendimi savunacak bir müessese mekanizmam yok. Nasıl savunabilirim? Ama bakıyorsunuz daha siz bir olayı irdelemeden, bir olayı yorumlamadan arkasında ikinci bir taarruzu karşılasınız. Bu neyin nesi? Nereden çıktı diyorsun? Üçüncü bir olay geliyor. Biz bir ihtilal çalışmaları hakkında bilgi aktarmak diye böyle bir olayla başlayan süreçte bugün casusluğa susturacak hale geldik. Ben diyorum ki artık bu sizi üzüyor mu? Üzmeden öte diyorum ki artık kurşuna dizin. Ya linç edin edecekseniz. Nedir olay yani? Ortadaki mesele nedir? İddia edilen olay nedir? Döküman nedir? Üst üste konsun. Gerçek ortaya. Araştırmak çok kolay diyorum. Bunu bu kadar kolay bulunacak bir müessese bizim üzerimize bu kadar saldırının sebebi nedir diyorum yani. Şimdi bir telefon daha gelmiş. Korkut Eken hatta. Korkut Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum Sayın Birant. Buyurun efendim. Ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun efendim. Sayın Hanife Avcı ile ben birlikte çalışıyordum son 2 senedir. Her şeyden haberi var. Her şeyi biliyor. Peki niye bu zamana kadar Susurluk olayına kadar susmuş, Sayın Genel Müdür'e durumu arz etmemiş, Sayın Bakan'a arz etmemiş, bu kadar yanlışlıklar oluyormuş demek ki. Neyi arz etmemiş de Susurluk olayından sonra konuşmaya başlamış acaba? Maksat bilemiyorum. Ben çok yakın arkadaşım onunla. Korkut Bey bir dakika, Hanefi Bey çok ilginç bir soru var. Yani evet. Şimdiye kadar Susurluk kazasına kadar Hanefi Avcı biliyordu herhalde olanları bitenleri. Niçin hareket etmedi?
sorusu var. Evet, bu soru Sulh Komisyonu da bana soruldu. Orada cevabı içerisinde var ama şunu söyleyeyim. Ben Korkut Bey'i eskiden de tanıyorum ama beraber görev yapmamız söz konusu değil. Kendileri Ankara'da, ben İstanbul'dayım. Kendilerini tanıyorum, emniyet irtibatını biliyorum ama yan yana müşterek bir görev ve harekatımız yok. Benim bu olaylarla ilgili bilgilerime gelince, benim elimdekiler daha çok araştırılması, bakılması gereken konu ve anahtarlar. Bunların bir kısmı, bende bir kısmı da Susurluk süreciyle başlamasıyla birlikte ortaya atılan, dökülen, saçılan birçok şeyin kendimce manalandırıp değerlendirerek ortaya çıkarttığım şeyler. Yani bunun hepsi zamanda gördüğüm şeyler değil. Bir kısmı da Susurluk'la birlikte birçok şey ortaya saçılıyor. Birçok şey ortaya atılıyor. Ben bunların hepsini birleştirerek değerlendirdiğim zaman çıkarttığım bir yorumum var. Ve bunlar diyor ki bunlar bu olması gerekir diyorum. Yani hepsi zamanında bildiğim, hepsi zamanında çok iyi anladığım konular değil. Ama daha sonraki gelişmelerle beraber birleştirdiğim zaman... Yani ilk başta ben bilmiyordum. Şeyler. Kazadan sonra mı bir şey yaptım? Bir şeyler yorumluyordum ama ortaya dökmekte zorlandığım şeyler vardı. Hı. Korkut Bey... Dinliyorum efendim. Şimdi Hanife Avcı İstihbarat Daire Başkanı Başkan Yardımcısı olduktan sonra biz birlikte olmadık mı hiç? Hayır, beraber olduk ama beraber görev yapmadık. Bütün faaliyetlerden haberiniz var değil mi Daire Başkan Yardımcısı olarak? Bilmem gereken kadar olan kısım. Sınıf arkadaşımız İbrahim Şahin diyorsunuz. Madem yanlış hareketleri vardı hiç ikaz ettiniz mi? Sınıf arkadaşı o kadar yakın kardeşten daha ötedir. Hiç konuştunuz mu acaba? Yanlışı vardı madem. Bu tür konuların yanlışlığı konusunda zannediyorum zaman zaman sizin de Ankara'ya geldiğim zamanlar isim, şahıs, olay vermeksizin konuştuk, tartıştık. Devlet içinde yanlış şeyler var, bazı insanlar yanlış yapıyor diye. Zannediyorum siz de dert yandınız bazı konularda, dediniz ki evet bazı şeyler çok kötü, bazı insanlar yanlış hareket ediyor. Para harcamaları çok yanlış, şunları yanlış yapıyor diye siz de dert yandınız zannediyorum. Biz onları hiç konuşmamamız gerekiyor. Onlar ölüme kadar bizden beraber gidecek. Yanlışları kendi içimizde halledebilecek durumda ve güçteyiz. Birkaç kişi yanlışlık yapmış olabilir. Herkese şey edilemez bu iş. Yani konu herkese yayılamaz. Ben Sayın zaten bakan, hiç kimse herkese çamur atmıyorum. Herkese bir şey söylemiyorum. Sadece bildiklerimi yorumlayarak söylüyorum. Hiç kimseye de bu olay budur diye illa bu şekil yapmış diye iddia etmiyorum. Korkut Bey, ben bir noktayı eklemek istiyorum. Aslında şimdi bir yerde de bir hukuk devleti var. Yani olduğu söyleniyor hiç değilse. Yasalar var. İster istemez hani yanlışlar yapılsa bile aramızda kalmalı yaklaşımını da kabul etmekte zorlanıyorum ben doğrusu. Sayın Birant, bunlar zamanında konuşulmalı, üst makamlara iletilmeli. Şimdi o arkadaş... Sayın Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a iletmiş mi yanlışlıkları acaba, bildiklerini? Şimdi sonra Susurluk olayından sonra, yani istihbaratçılık, dosyaları toplamak, bilgileri toplamak zamanında mı çıkarmak acaba? Siz ilettiniz mi o dönemde? Şöyle söyleyeyim, Susurluk Komisyonu sonrası anlatmıştı, bir olay yok. Susurluk Komisyonu beni çağırmış, ben de burada bildiklerimi, düşündüklerimi, yorumlarımı anlatmışım. Bu olayların bir kısmı çok yeni, bir kısmı eski olmasına rağmen... Tam manalandıramayıp bugün kafamda şekillendirdiğim, daha sonra olup biten olaylar karşısında değerlendirdiğim şeylerdi. Mehmet Ağar'a ama bir şey iletmediniz. Hayır. Korkut Bey'in sorduğu. Hayır, ben onu iletmedim. Neden iletmediniz? O konuda Mehmet Ağar Bey'in de benden şikayetçi olacağını zannetmiyorum. Niye? Buna aynı komisyona da cevap verdim. Yani benim ifademi bir bütün halde bakarsanız, bu tabii mahkemeye intikam şöyle çok anlaşmak istemiyorum. Benim ifademi bir bütün halde bakarsanız, o ifadenin içerisinde bu soru bana soruldu komisyonda ve bu soruya komisyonda cevap verdim. Dedim ki benim ifademle baktığınız zaman doğru veya yanlış, en azından ne görüyorsunuz? Mehmet Ağar Bey aleyhine verdiği bir ifadeyi görüyorsunuz. Evet. Peki bu ifadeyi iddia ettiğim konularla ilgili oraya varıp tekrar söylemenin manasızlığını söyledim orada ben komisyona. Anlıyorum. Korkut Bey, bir şey sormak istiyorum. Siz bütün bu Susurluk olayının çerçevesi içinde bugün geriye dönüp baktığınızda yanlış uygulamalar yaptık diyor musunuz kendi kendinize? Haberimiz olan efendim kesinlikle yanlış uygulama yok. Yani üst makamda yönetici olarak, evet, ben Sayın Genel Müdürle koordineli olarak, bu arkadaşım bağlı bulunduğu daire başkanlığıyla koordineli olarak çalıştım. Evet. Hiçbir zaman gayri kanlı bir iş olmamıştır. Güneydoğu'da sadece doğru operasyonlara gitmişizdir. Askerle polis arasındaki koordineyi sağlamışımdır. Evet. Emekli bir asker olarak. Evet. Başka hiçbir şey yoktur. Yalnız ben şunu belirtmek istiyorum. Böyle zor durumlardan sonra bazı açıklamalarda bulunmayı ve bazı kişileri suçlamayı, hedef almayı devlet memuru ciddiyetiyle bağdaştıramıyorum.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Bülent. Teşekkürler efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Bir yerde yalnız kalmış durumdasınız. Her taraftan hücum geliyor. Aslında çok yalnız kaldığını da söylenemez. Yani büyük bir sessiz kütle, büyük bir sessiz vatandaş grubu bence bu konuda, en azı birçok konuda beni destekliyor. Bana gelmiş yüzlerce telgraf, yüzlerce insanların mesajları da var. Onlar da diyorlar ki biz en azından sizin bu davranışınızdan dolayı destekliyoruz. Biz sizin yanınızdayız. Bize düşen bir görev varsa biz hazırız diyorlar. Kimseye düşen bir görevimiz yok. Ama ben bunu söylediğimden dolayı ne pişmanım ne de öyle çok yalnız değilim. Ama şu bir gerçek, belli bir grup tarafından, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Benim bu ifademi ben şöyle istiyordum. Suçladığım kısımlarla ilgili bir tahkikat yapılsın. Yanlışlar varsa bunu bende de sorulsun. Ben buna hiç razıyım. Olması gereken de bu bence diyor. Ama önce bu olay şöyle algılandı. Benim ifade verdiğim herkes bir tepki olarak. Mesela bir jandarma teşkilatı bunu kendi teşkilatlarına karşı yapılmış bir olay gibi gördü. Halbuki öyle görmeseydi, deseydi ki bu adamın söyledikleri doğru olabilir mi? Biz bunları bir tahkik edelim. Çağıralım, kendisini oturup konuşarak tek tek bize anlatsın, konuşalım. Kendi bilgilerle birleştirseydi. Milli İstihbarat Teşkilatı acaba doğru mu olur bu olaylar deyip bana öyle yaklaşmadı, ama öyle yaklaşmadılar. Tüm bir teşkilatlarına yapılmış tepki olarak algıladılar. Ben teşkilatlarla ilgili suçlamadım. Söylemedim ki bu teşkilatların %90'ı, %95'i bizim beraber görev yaptığımız insanlar. Bunlara hiçbir şey söylemiyorum. Ama bazı insanlar bazı olaylar konusunda mutlaka araştırılması lazım. Mutlaka çok ciddi tereddütlerim var ve benim anlattığım olaylar da belgelenecek olaylar, bulunacak şeylerdi tam yani. Tam işte oraya gelip de dayanıyoruz. Şimdi tam Türk usulü. Size mi düştü? Yani evet. Oturduğunuz yerde varken size mi düştü? Yoksa başka birilerini saklamak, korumak için mi alanı genişletiyorsunuz? Bu sorular geliyor insanların aklına. Çünkü kimsenin böyle şey yapılmaz yani. Siz yarın görevinizde değilsiniz. Hem kendiniz görevinizden alınmanızı istediniz. Hem de büyük bir olasılıkla bakan sizi görevinizden alacaktır. Haklıdır alırsa da. Şu bir gerçek. Ben bunları anlatırken bir hesap içerisinde değilim. Hesap olacak bir olayım da yok. Kimden ne bekleyebilirim? Diyorum, bunu bütün topluma deklar ediyorum. Verilecek olan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğim ve yapmayacağım. Ne verilirse verilsin. Ne bugün ne de yarın ne gelecekte. Hiçbir şeyi böyle bir şekilde kabul etmeyi düşünmüyorum. Peki böyle bir beklentim yoksa ne bekleyebilirim? Yani ne isteyebilirim? Peki bu insanların bir kısmı... Neyiniz var? Bu insanların bir kısmı benim yakınlarım, benim dostum, benim arkadaşım. Bir kısmı bu devletin memurları. Bu insanlarla beraber görev yapmışım. Bu insanlara zarar vermekten ne menfaatim olabilir? Bu insanlara böyle söylemekten ne beklentim olabilir benim ki? İnsanlar bunu suçlarken düşünmesi lazım. Yani ne beklentisi olabilir? Bir şey bulmanız, sebep bulmanız lazım. Emniyet teşkilatını korumaksa benim böyle bir iddiam yok. O zaman neden? Bir tek şey var. Ben bunu yapmam gerektiğine inanıyordum. Yapılması lazımdı. Yapması gerekiliyordu bana göre yani. Şimdi demin de başta söyledim. Eğer siz bir takım suçları göreyim, bir takımı görmeyeyim, bir takımına kabul edeyim, bir takımı kabul etmeyeyim derseniz bu çelişkidir yani. Ya her şeye, yanlış olan bildiğiniz her şeye karşı çıkacaksınız yahut da hiçbir şeye karşı çıkmayacaksınız. Ama birine yanlış derken karşı çıkıp diğerine çıkmazsanız bence bu da çok büyük bir vicdansızlık olması gerekir. Söylemediğiniz bir şey kaldı mı? Söylemediğim bir şey kaldı. Yoksa daha çok var mı diyorsunuz? Şöyle söyleyeyim tabii. Bir emin olmak lazım. Bazı şeylere böyle siz bilirsiniz ama ancak sizin dilinizden anlayan, sizi gibi olayı bilen insana anlatabilirsiniz. Bazı şeyler var ki karşınızdaki insanlar bunu yanlış anlayabilir. Veya bunu ispatlayamazsınız. Başka türlü ispatı da çok zor. Ancak siz yorumlarınızla bunu birleştirebilirsiniz. Bunları söyleyemezsiniz. Söylediğiniz zaman çok daha büyük tepkiyle karşılaşacağınız için ben çok ihtiyatlı olarak emin olduğum, hatta emin olduğum herkesin bilip de söylemeye yanaşmadığı birçok delili döküman ortaya dökülmüş olayları söyledim. Ama bu geri kalan, kendimde kalması gereken birçok şey bence duruyor tabii. Hanefi Bey, bir yerde çok üstünde durulur ve çok kimsenin de paylaştığı bir şeydir. Devlet için, devletin menfaati için yargıya falan gitmeden başka insanlar, çeteler, mafyalar, şunlar bunlar kullanılarak insan öldürülebilir mi sizin için? Bence ne benim için ne de başkası için böyle bir olay olmaması lazım. Çünkü devletin menfaati diyorsak, devletin menfaati kanunlarıdır. Ya devlet insan değil ki konusu. Ben menfaatimi kendim dilimle söylerim. Benim söylediğim aleyhine bana bir şey yaparsa menfaatim olamaz. Benim sözlerime uygun yaparsanız ihtiyaçlarıma uygun benim menfaatim olur. Devletin sözü, devletin ihtiyaçları yasalarıdır. Yasalara uygun yaptığınız her şey devlete uygun. Yasaya aykırı yaptığınız her şey ise bence devletin en büyük zarardır. Eğer devletin ihtiyacı varsa bu yasayı değiştirmesi gerekiyor. Ne yapması gerekiyorsa mutlaka bu yasa değiştirerek yapılması lazım. Yasalara bozmaya kalkarsanız bunun altına kalkamaz. Devletin en büyük ihanet bence yasaları çiğneyerek meydana getirir. Bu yapıldı. Susurluk dediğimiz
herkesin ağzında susurluk susurluk diye geçen bu. İtirafçılar kullanıldı tetikçi olarak. Zamanında mafya kullanıldı. Zamanında katillerle işbirliği yapıldı. Bu sizce doğru bir şey mi? Bu şekilde terör bu şekilde durdurulabilir mi? Şimdi yapıldı derken yapıldığına dair iddialar var. Halen daha bu arada yargıda. Siz ben de cevaplandı. Yani yargı karar vermedi veya toplumda çok yaygın bir kanaat var diye. Yani toplumun büyük bir kısmı bu konuda kanaat sahibi. Ama böyle bir şey ilki olarak yapılabilir mi? Sizin kendi dünyanızda. Bence bu tür yöntemler hiçbir işe yaramayacağı, daha çok bir kaos yaratacağı inancındayım. Ve bu işin çok yaygın yapıldığını zannetmiyorum. Ama bir tanesi bile bence her şeyi ayağa kaldırmak için yeterli bir sebeptir. Bir tanesi bile. Çünkü vatandaş hata yapabilir. Herkes yanlış yapabilir ama devlet yanlış yapmamalı. Hani bir laf var, diyor ki işte tuz et kokarsa tuz atarsınız ama tuz kokarsa ne yapacaksınız? Bence devlet tuz koktu kesinlikle gizli iş yapmamalı. Devlet açıkta hareket etmeli. Ne yapması gerekiyorsa yasalarla çizmeli. Yanlış da olsa bunu mutlaka yasalarla çizerek yapmalı. Bir yerde faili meçhul cinayetleri Susurluk'taki bu çeteler şey yaptı. Ama şöyle bir şey de var. Yani sizin söylediklerinizden o çıkıyor. Bazı şeyler şunu ben Susurluk'ta şunu demek istediğimi de yarım kaldı. Susurluk'ta herkesin beklentisi vardı. Belli gruplar mesela aşırı sol gruplar, aşırı bazı bölücü gruplar da her şeyi devlet yaptı diye atıyordu. Halbuki onları yaptığı olaylar da vardı. Bunlar bir kısmı çıktı. Tabii, kendi çelişkileri tabii. Vardı, çatışmaları vardı. Her şeyi devlet yani yaptı, devlet almak istendi. Biz, 1, 2 olmuş, 5, 10 olmuş önemli değil. Yani önemli olan ilkesidir. Yani 3000 cinayetin arasında 500'ü onunmuş, 500'ü benimmiş değil. Hayır. O önemli elbette, olan... Bir tanesi bile çok ciddi alınmasın. Yani, ama toplumda böyle bir kanaat vardı. Bazı olayların, en azından sağduyulu insanlar bile bazı olayların oluş biçiminden, oluş şeklinden... Bu olaylar tekin olaylar değildir diye bir kanaat sahibi vardı. Bu en masum insanın düşüncesiydi yani. Hanefi Bey, yalnız kaldınız, kızdınız. O konuda size söylenecek bir şey yok. Aileniz nerede? Şu anda memleketimde okul bittiği için kendi köyümüze gönderdim. Kendi memleketimde kalıyorlar. Beraber bu tabii halimiz. Efendim? Endişe duyuyor musunuz onlara? Hayır, yok. Bu konuda çok ciddi bir endişe duyuyorum. Onlar nasıl karşılıyorlar bütün bu yaptığınız açıklamaları? Bu konuda en çok rahatsız olanlar onlar ve ne olursa olsun hiçbir şey konuşmamamı, hiçbir şeyden bahsetmemi istiyorlar. Benim yaşlı bir annem var. En çok rahatsız olan da odur. Ne olursa olsun diyor. Kesinlikle konuşma ama bu benim bir görevim. Yani onların emdiğimizi de helal etmek için doğru olmam lazım. Dürüst olmam mecburiyetini hissediyorum kendimi ya. Belki buraya çıkarken en çok zorladığım konudur. O insanlara veya o insanları rahatsız edecek. Onları huzursuz etmek istemiyorum. Belki bu kadar sabretmemin en büyük sebebi de bu. İlk gün çıkmam lazımdı. Çünkü gelen hakaret gerçekten kabul edilir bir şey değil. Bizim gibi insanlar için bizim her şeyimiz ortada. Bu devlet benim ilk gün girdiğim, göreve girdiğim, imza attığım günden bugüne kadar nefes aldığımı dahi biliyor. Her şeyimi biliyor. Çünkü benim hiç özel hayatım yok. Bu dairede giriyorum sabahleyin. Uykum gelince evime gidiyorum. Ben bir hafta boyunca görev yaptığım zaman aynı evde kalan çocuğumu görmediğimi hatırlıyorum. Ben geç saatte geliyorum, o sabah erken gidiyor. Bu benim için söylüyorum ama benim arkadaşlarımın çoğu bu hayatı yaşıyor. İstanbul'daki de, Antalya'daki de, İzmir'deki de bunu yaşıyor. Buna rağmen ben böyle bir suçla suçlanmamam lazımdı. Bana bu şeyi söylenmemesi lazımdı, bu olayı yapılmaması lazımdı. Benim çok ağrıma giden bir olay, benim arkadaşlarımın da ağrıma giden bir olay. Ve bugün bu ekip çok ciddi darbe yedi. Bize dışarıda gelen bir şey zarar veremezdi. Bizim birçok arkadaşımız da şehit oldu. Birçok olayda yorulduk, yıprandık ama biz hiçbir şey ürkütmedi. Belki de bu dışarıdan gelen birçok şey bize kamçı gibiydi. Tahrik diyordu. Ama bize kendi ummadığımız sahadan, beklemediğimiz bir yerden bunların çok açık olarak kullanılması. Ve şuna çok açık inanıyoruz. Bir politik çatışmanın, bir politik olayın ortaya da biz malzeme diye kullanıyoruz. Bizim çok ağrımıza geliyor. Annenize, ailenize tepkiler var mı? Arkadaşlarından, etrafından? Yok, onlarla ilgili hiç kimsenin bir rahatsız ettiğini de herhangi bir şey duymadım. Onların kendi kaygıları, kendi rahatsızlığı. Bundan sonra ne yapacaksınız? Herhangi bir düşüncem yok. Sadece kaldığım görevi devam etmeye çalışacağım. Bulunduğum konumda, bulunduğum yerde. Eğer müsait olursam tüm bunlara rağmen devlet bana başka tür bir idari işlem de yaparsa hakkıyla inanıyorum. Yani ben bunu yaparken ve buraya gelirken bunu göz alarak gelmişim. Yapılacak her şeyin de haksız olduğuna inanmıyorum. Bana yapılacak olan haklı olması lazım diyorum. Çünkü ben bir takım kuralları çiğnemişim. İstihbaratın temel bir takım değerlerini çiğnemişim. Veya en azından devlet memuriyetinin gerektirdiği bazı şeyleri yapmadığım inancındayım. Ama benim kendimce hak gördüğüm olay. Benim şahsımı savunmam lazım. Kendi aklımı savunmam lazım. Görevimle ilgili herhangi bir konuya bahsetmedim. Açıklamak istemiyorum ama
Tabii görevimi şahsımda ayırmanız mümkün değil. O sınırlara çizmeye çalıştım. Bu gece bir yerde mesleğinizi noktaladınız mı hissediyorsunuz? Mesleğimi demesem bile mesleğimin bugüne kadar geçen en önemli bölümünü, istihbarat bölümünü noktaladığım inancındayım. Özleyecek misiniz? Mutlaka. Benim bütün hayatım orada geçmişti. Bütün arkadaşlarımla birçok sıkıntı çekmeme rağmen çok güzel bir görevim vardı. Birçok insanla beraber çalıştığımız, çok güzel işler yaptığımız inancındaydım. Ve faydalı olduğumuzu biliyordum. Ben de bir şeyler yarattığımız, bir şeyler yaptığımız inancındaydım. Ama buradan ayrılmak elbette kolay bir olay değil. Bir hayatınızı veriyorsunuz. Yani sadece mesai uygulamıyorsunuz orada. Her şeyinizi verdiğiniz bir olay. Bir anda bıçak gibi kesmek çok kolay bir olay değil. Belki de insanın belki üzüldüğü, belki de canını yandığı ve acındığı bir olay yani. Şeyiniz var mı? Gidecek paranız, sizi hayatta şey yapacak imkanlarınız var mı? Böyle çok fakir bir insan değilim ama maddi olarak çok güçlü bir insan da değilim. Bugün bir tatil yapamayacak. Bugün benim hakkımdaki özellikle bazı yerde yer alan olaylarla ilgili dava açmak, ciddi olarak oraya takip etmek istiyorum ama ciddi oranda bir avukat tutacak veya oradaki açacağım tazminat davalarının yatırılması gereken komisyon alacak maddi bir gücüm yok. Ama çok böyle fakir bir insan değilim. Kooperatifte aldığım evim var, bir kooperatifim var. Bunları birilerine satarak mutlaka bu olay üzerine gideceğim ben de yani. Hanif Bey çok çok teşekkürler. Sanıyorum şimdiye kadar hiçbir devlet memuru sizin kadar cesaret sahibi olup doğru olmadığına inandığı şeyleri ortaya koymadı. Bu demek değildir ki sizin de hiçbir hatanız olmadı. Siz pürü paksınız da herkes şeydi. Hayır. Ama onları da soruşturmalar yapıldıktan sonra zaten her şey ortaya çıkacaktır. Keşke diğer devlet memurları da aynı şekilde çıkıp kendi gördükleri hataları veyahut da kendileriyle ilgili hataları ortaya koymuş olsalar. Siz istihbaratçı olarak hayatınıza devam etmeyeceğiniz ama herhalde bundan sonra yapacak çok şeyiniz var da. Mutlaka. Bence tabii bunları burada gelip anlatmak bence bir basın değil, bir televizyon değil. Mutlaka anlatması gereken yerler anlatılması gereken. Devletin adli sistemine aktarılması veya tahakkuk yapacak makamlara aktarılması lazım. Ben de bunu yapmam gereken. Benim için bu tıkalı şu anda. Kime aktarabilirim? Kime ne diye şikayet edebilirim? Kimse istemiyor. İstiyorum. Diyorum ki yarın gelin tahakkuk yapın. Yarın gidin bütün postaneleri kontrol edin. Bizim bağlı olduğumuz yeri iddia edilen yerleri. Buradaki bütün görevlileri dinleyin. Memleketi hizmet eden bu insanların hepsi hasiyetli insanlar. Yalan söyleyecek halleri yok. Biri doğru söylüyor. Diler ki evet şunu yaptık dediler. Bunu söylenmesi lazım ama bu yapılmaması bence çok büyük bir yanlışlık. Buna rağmen üzerimize gelinmesi, bize bu hakaretler yapılması kabul edilir şey değil tabii ki. Hanif Bey çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bizden ayrılmayın. Yeniden beraber olacağız efendim. Şunu bir alıversen hemen koşarak ama. Çabuk ama. 20 saniye. Hı. Sevgili seyirciler, tarihi bir olaya tanıklık ettik. Hanefi Avcı'nın söyledikleri önümüzdeki günlerde büyük tartışmaları da beraberinde getirecek. Aslında Hanefi Avcı ile ayrılıyorduk ancak bu arada telefonlarda muazzam bir kilitlenme oldu. Büyük bölümü, telefon edenlerin büyük bir bölümü cesaretinizden dolayı sizi tebrik ediyor. Bu arada ANAP Milletvekili Tevfik Diker sürekli olarak telefonla bize ulaşmaya çalıştı. İtirafçıları kullandığınıza dair elinde delil olduğunu, bunları ortaya koymak istediğini söyledi fakat artık 2 saati de 2,5 saate gelmeye başladı. Ondan dolayı alamıyoruz ama herhalde Tevfik Diker'in göndereceği veyahut da size ileteceği bu iddiaları şey yapacaksınız, karşılayacaksınızdır. Bu arada biz de gelecek hafta tekrar önümüzdeki günlerde çıkacak olan tepkileri önümüzdeki haftaki programda bir 15 dakikalık bölümde tekrar bir değerlendireceğiz birlikte. En son sormak istediğim şey 23 yıllık deneyimiz var terörle mücadele olarak. Biz terörle bugünkü uygulamayla terörü durdurabilecek miyiz? Bir şey söyleyeyim. Eğer tepkilerde çok sırada insan olursa sizin şahsınıza intikal edilirse onlar bana geldiğinde ben kendilerini ikna edecek herkese bir cevap vermek isterim. Tevfik Bey de bu işe dahildir. Kendilerine ikna edebileceğim ne varsa benim de varsa her şeyimi açık açık söylerim. Bunda hiçbir tereddütüm yok. Diğer konuya gelirseniz bence benim söylemek istediğim en önemli şey yok.
benim hayatımın 23 yılı hep terörle mücadelede geçti. Bunca yıl uğraşım var ama böyle herkesle yıl geçiyor ama benim yılım başkalarının gibi değildi. Bir insan vardır ki hayatta işte bir yıl boyunca 5 defa olayla karşılaşır. Ben ise 5000 defa karşılaşıyorum. Yani ben 23 yılımı 230 yıl gibi kabul ediyorum. O kadar çok olay yaşadım, o kadar çok olay içinde görev aldım. Bunun neticesinde geldiğim bir noktada kendi toplumuma mutlaka benim de hissettiklerim bir değerlendirme olarak bir şeyleri söylemeyi en büyük görev biliyorum kendi açımdan. Ben baktığımda şunu gördüm bugün. Terörle ilgili taraf olan herkesin kendince haklı olduğunu görüyorum. Güvenlik kuvvetleri diyor ki biz her şeyi vatan ve millet uğruna yapıyoruz. Haklılardır kendilerince. Sol kesim diyor ki ben bu halkın huzur ve güvenliği, iyiliği için, güzelliği için bu mücadeleye giriyorum diyor. Sağ kesim diyor ki ben de bunun için yapıyorum. Hatta PKK bile bugün diyor ki ben şu için diye. Kimse ben kötülük istiyorum. Ben burada bela çıkardığı istemiyorum. O zaman şu çıkıyor bence. Peki niye silah kullanıyor terör örgütleri mensupları diye soruyorsunuz. Ya binlercesine soruyorum. Bana şunu söylüyor. Diyor ki ben o kadar güzel fikirlere sahibim ki, iyi düşüncelere sahibim ki bu halk için. Bunları anlatsam, buna göre halkı örgütlesem herkes beni seçer. O inançta. Ve ben yönetime gelir, burada istediğim şeyi yapabilirim diye düşünüyor. Ama diyor, bana normal ve meşru yollarla fikrimi ifade etti, kendimi ifade etti, söyleme hakkı verilmediği için, örgütlenme hakkı verilmediği için benim tek çarem kalıyor, silaha davranıyorum diyor. Ve bunların büyük bir kısmı buna samimiyetle inanıyor. Çünkü bu konuda hayatlarını koyuyorlar. O zaman ben şunu diyorum. Türkiye'de bizim en büyük sorunumuz bir fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti sorunumuz var. Bence herkes her şeyi ifade edebilmeli. Ne geliyorsa. Kendince değerli bildiği, doğru bulduğu her şeyi açık açık söylesin. Bu konuda tahdit koymak değil. Bence düşüncesini söyleyenleri özendirecek yol açmak lazım. Yani yazabilen insana destek vermek lazım. Söyleyebilsen destek vermek lazım. Her türlü fikir ve düşünce üzerine her türlü örgütlüğe serbest bırakmak lazım. Bu düşünce ve fikir bugünkü rejime karşı da olsa, hatta bugün rejimi değiştirmeye alternatif de olsa buna müsaade etmek lazım. Müsaade etmek değil. Onu onun bir hakkı gibi görüp onu kabullenmek, ona saygı duymak lazım. Müsaade etmek yanlış bir kelime. Çünkü ben bu takım bugün bir takım şeyleri savunuyorsam bunu haklılığı nereden alıyorum? Siz bir şeyi savunuyorsanız bunu haklılığı nereden alıyorsunuz? Haklılığımız nasıl anlaşacak? Bunu halka arz edeceğiz. Halk hangisini tasvip ederse bunu kabulleneceğiz. Ama Türkiye'de sıkıntı şu. Türkiye'de bir takım düşünceler yasaklandığı gibi bir takım örgütlülük de yasak ediliyor. Şimdi bazı insanlarla konuşuyoruz hep beraber. Diyoruz Türkiye'de korkunç bir geniş özgürlük var. Hayır bence bu konuda bir aldanıyor. Türkiye'de özgürlük var, demokrasi var ama bir takım sınırlar var. Şu sınırlar içerisinde kalmak bölgede kaldığınız sürece bunu uyabilirsiniz ama sınırı açmaya kalkarsanız yapamazsınız bunu. Rejim müsaade etmiyor. Sistem ona müsaade etmiyor. Ama bıraksak bence bu olaylar biraz daha azalacaktır. O insanlar da radikal unsurlar da anlattıkları şey halktan çok da büyük rağbet görmediler. Peşte de çok daha büyük insanların gittiğini görmedikleri zaman silaha davranacak sebeplere kalmayacaktır. Biz bunu aşmadığımız müddetçe ki şu an aşağıda benzemiyoruz bu terörü durduramayız. Bu terör akacaktır yani. Bence ciddi planda bir düşünce ve fikir özgürlüğü yasası ciddi planda bir örgütlenmeye serbest bırakılmaz ama bunu müsaade etmek anlayışıyla değil. Bu insanların hakkıdır. Benim savunduğum ideoloji kadar onu da savunmaya hakkı var diye diyorsunuz göreceğiz. Ki bunları konuşabilsin ama eyleme kalkmaya geldiği zaman o zaman ben zaten, ona dur diyeyim. Zaten kalkışmayacaktır. Çünkü bugün terörist grupların büyük bir kısmı diyor ki ben kendimi ifade edemiyorum, örgütlenemiyorum. Benim partimi, derneğimi, sendikamı her şeyimi kapatıyor. Bundan dolayı. Mecburum kendimi savunmak için diyor. Kendi fikirlerim, düşüncem halkın iyi olduğunu inandığını iddia ediyorum diyor. Onun için bu ortaya çıktı. Bırakalım bunlara. İstedikleri şeyi düşünsünler, istedikleri şeyi söylesinler, işte yazsınlar. Her şey olsun. Bir üçüncü şey sistem, devlet illa belli tipi insan yetiştireceğim diye kimseyi zorlamaz. İlla diyor benim gibi düşüneceksin. İyi budur, doğru budur, güzel budur. Bunun dışındaki her şey yanlış diye lanet diye bir tepki gösteriyor. Siz herhangi bir fikre sahip olduğunuz zaman diyelim ki sol fikre sahipsiniz. Bir anda sistem bunu hainlikle, alçaklıkla, halkı ihanetle suçluyor ve dışarı atıyor. Siz velev ki sağ düşünceye sahipsiniz veya bugünkü adıyla radikal bir dini İslami düşünceye sahipsiniz. Bir anda sizi lanetleyip en büyük hain ilan ediyor. Halbuki bırak ifade etsin, bırak düşünsün. Eğer bu halk bunun peşinde gidecekse halka rağmen zaten bir şey iddia edemezsiniz. Yani sizin bu söylediğinizde mesela Kürt Partisi kurulsun diyorsunuz. Bilmem şeriatı istiyorsa onun partisi de kurulsun. Çıksın söylesin ne evet. Şeyse boyunu görelim. Ben diyorum ki herkes her şeye hatta bunlar rejimi değiştirmeye yönelik de olsa diyor. Kurulsun, anlatsın, yazsın hatta kurulsun değil. Bunlara devlet bile destek veriyor. Nasıl bugün bu mevcut partilere destek veriyorsa o partilere destek versin. Nasıl bugün bir takım basın organlarına destek veriyorsa bunların yayınlara da destek versin. Bence bunun çözümü burada yatıyor. Ben 23 yıllık tecrübem bunu gösteriyor. Bu söyledikleriniz degemelik. Hayır degeme değil bence bu olması gereken şey. Çünkü şöyle söyleyeyim terör konusunda en büyük başarı nedir sizce? Diyelim ki en büyük başarı ne yapacaksınız?
Kendi insanlarınızı tutup içeri tutmaktan başka veya öldürmekten başka bir şey değildir. Ama bunlar bizim insanımız. Düne kadar bizim çocuklarımızdı. Karşı tarafa yanlış yola yapıyorlar, yanlış hata yapıyorlar. Vahşice insanları öldürüyorlar. Ama bunu sahip çıkmamız, bu bizim insanımız. Bizim bunları tutmamız, hapsetmemiz, bunları öldürmemiz bir şey ifade etmiyor ki. Bunları kazanmak mecburiyetindeyiz. Bunu kazanmadığımız müddetçe bu olayı kazanmamız mümkün değil. Hanif Bey, şu anda sizi seyreden, bizi seyreden milyonlarca insan herhalde hayretten ağızları açık sizi dinliyorlardır. Kaç kişi var sizin gibi bürokrasinin içinde bu şekilde düşünen? Bence bunu birçok insan düşünüyordur ama ifade etmekte kendini görevli görmüyor, sorumlu görmüyor. Veya bunu ifade etme cesaretini göstermiyor, ayıplanır veya bir kenara itilir diye. Ama bence birçok insan bunu düşünüyor, birçok insan kalbinde bunu geçiriyor. Olması gereken olay da bu yani. Bunu yapmadığımızda... Yani siz bir yerde şey halinde misiniz? İnfial halinde mi? Aa yetti artık bu olacaksa böyle olacak şeklinde mi? Tabii şu gözüküyor. Türkiye her türlü sıkıntısı olduğu zaman bunu her zaman için orduya havale ediyor. Silahlı kuvvetlere havale ediyor. Kendisi, sivil yönetimler bunu yapmaya, bu işin kendi görevli olduğu bir türlü kabullenmek istemiyor. Ordu da bu işe çok güzel sahip çıktığı için onlara böyle bir görev bırakmıyor. Hatta zaman zaman diyor sivil yönetim görevini yapsın. Evet, ordu karışmadığı zaman, hiç müdahale etmezse, bu iş sivillerin görevi diye onlara bırakırsa, siviller oturup bu işi çare bulmak mecburiyetindeler. Burada her şeye karışan, her şeye müdahale bir olduğu müddetçe kimse çalışma kendini geliştiremez. Her şeye egemen mi devletin içinde? Ama en ciddi işler, en önemli meseleler hepsi ordunun üzerine bırakılmış. Ordu kendini böyle görevli görüyor. Bunu yapmaya kendini mecbur hissediyor. Bence ordu bir geri çekilmeli. Ordu çekilirse siviller düşünecekler. Evet, bunu yapacak kimse kalmadı. Hep orduya havale edildi. Ordu çekilirse kendi kendine yapması gerektiğini bilmeli ve bu evi temizlemenin kendi sorumlu olduğunu bilip başının çaresine bakmak mecburiyetli. Yoksa kolayını bulmuş, her şeyi orada halledeceğine göre ben kenara çıkayım, başka şeyle uğraşayım diyor yani. Bu, büyük çelişki. Bu fikirlerinizi siz geçtiğimiz bütün bunca yıl içinde hep söylüyor muydunuz üstlerinize, etrafınızdaki arkadaşlarınıza? Evet, bununla ilgili görev... Yoksa yeni mi geldiniz? Yok, hayır. Yani evet, ilk 10 yılında böyle bir şey düşünmüyordum. Her şeyin vurularak vurularak yok haliyle halledebileceğini, en şiddetli tedbirlerin uygulanması gerektiğini anlıyordum. Ama son 10 yılım artık bu fikirlerin değişmesi gerekti. Yavaş yavaş değiştiğini görüyorum. Ve bunu ben çok samimi gördüğüm bazı üstlerimle çok açık tartışıyorum. Hatta şurada söylemediğim kadar daha ileri gidebiliyorum. Onlara çok samimi olarak inanan, bilen insanlara bunu tartışıyorum. Zaman zaman da geçmiş dönemde üstlerim sorduğu zaman, yani sizce terör nasıl önlenir? Teröre karşı ne yapmak gerekir dediği zaman bu mealde konuşmalarım olmuştur. Bir kısmı doğru ama bu Türkiye'de olmaz. Bir kısmı çok şiddetli tepki göstermiştir. Hayır olmaz demiş gitmiştir. Bir kısmı ise haklısın ama bunu benim dışında başka insana anlatma demiştir. Nasihat olarak. Ama şimdi siz milyonlara... Ben buna samimiyetle inanıyorum. Milyonlara anlattınız. Samimiyetle inanıyorum. Hanif Bey çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Sevgili seyirciler bu akşamlık da bu kadar. Haftaya yeniden beraber olacağız. Hanefi Avcı ile yeniden değerlendirme yapacağız. Aman efendim kimselere randevu vermeyin. Türkiye ve dünyayı sarsan olayların perde arkasını birlikte öğrenelim. İyi geceler efendim.